Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. <laughs> Cenab-ı iki cihanda aziz eylesin. Kalmış olduğu ömrümüzü kullanılan ömrümüzden hayır eylesin sırlar alemin sahibi olan Peygamber Aleyhisselatu vesselamın şefaatine mazar eylesin. Kendi rızası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın. Bize bize bizi bize bırakmasın ve firru sırrına mazar eylesin. Dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden dünyanın sıkıntısından kurtulur deniliyor. O hakikatla haklanmayı nasip eylesin. hakkı hak, batılı batıl bilip uzaklaşmayı fikren, hissen, duygu ve latife olarak nasip eylesin bizi. Yani aklımızın şerinden aklımızı muhafaza eylesin. Şimdi abiler birkaç tane şey var ısınmak için. Gene vicdan. Bugün en kaçı? 12.06.2022 Arnavutköy'deyiz. Vicdan kaç? 23 olacak. Isınmak için bu mevzuya ısınmak için paldır küldür olmuyor. Top oynarken bile Zeytinburnu'da görüyordum. Adamlar 45 dakika sınıyorlardı. Ali iyi misin abi? Gel abi buraya. Orası orası da kalsın. Burada bunu yap. Yemek yerken yemek yiyin. Yemek sizi yemesin. İş yaparken iş yapın. Şimdi ben size teklif ediyorum. Ama ben herhalde karar verdim gibi. Dört unsur var. Su, toprak, su, hava unsuru. Bu Nur Alem Bir Anahtarında hava unsurunu anlatıyor. Ben su unsurunu yazdım bunu mu ısınalım? Ee, ama ben vehim yapacağım size. Bir de psikoloji şeyi var. Cümle, 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 cümle. Risaleden çıkart, çıkarttığımız cümleler. Ya yani Mesela zamanım yoktu demek şey demekmiş. Ben onu istemediğim için. Ben onu istemiyorum anlamına geliyormuş. Tövbe var. Ehli bidadan uzak dur var. Psikoloji var dedik. Vehim var. Takıntı var. Düşünce bozukluğuna bozuk davranış. Tanımlayamadığı için, ne olduğunu bilemediği için veya ne olduğunu bildiği halde ama doğrusunu bilemediği için yanlış muamele. Takıntı bizdeki adı vehimdir. Vesvese kalbe aittir, eylemseldir, eylemedir. Vehim dima aittir, düşünseldir. Zanlarla beslenir takıntı. Takıntı, obsesif dedikleri. Şimdi onu... E Takıntıya burada dursun ben direkt vehme giriyorum kök harflerine. Vehim, vehm. İlk üç harfle yazılır. Vav, he, mim. Bunun fotoğrafını çeksen de yansıtsan. Birisi çeksin. O ulaşırken görürsünüz. Vehim, lugatını okuyorum. Isınmak için. Saat çeyrek geçe başladık. Ona göre gidelim. Mübhem çok önemli bakın. Vehim nedir? Dima aittir. Düşünseldir. Risale'nin dersidir ha bu. Isırma dediğimiz bir dersidir. Vehim yani. Lugatı nedir? Mübhem. Belirsiz. Bu yok ama lugatta. Şu söyleyeceğim lugattır ama lugat değil. Külliyatın toplamasından lugat olarak yazdığım şeydir. Mübhem. Belirsiz. işari, Remzi. ima, Simge sembol salih ifadelerde ifade edilemeyen veya edileme edilmemiş veya edilemeyen manaların düşünce ve fikir ve ilimlerin bilinmesi için hem zemin hem de sistemin adı olan vehim. Yani şu, aklen zeka, zihin hiçbir şeyle, ama hiçbir şeyle hayalle, şüpheyle, tereddütle vesaireleri çözemeyeceğin, çıkartamayacağın dehlizdeki, dehliz dipteki manaları dışarıya çıkarma sistemidir vehim. Ne kadar kötü bir şeydi. Mastardır. Vehim bir şey değil. Ama eylemsel hali ifrat ve tefrit olur. Mesela aklen, akıl bunu nasıl kullanır? Der ki arkadaş al bunu barometre, sen termometresin. Sen kilometreyi, sen yaz göstergesisin. Mesela şöyle. Motorun arabanın ekranında sıcaklık göstergesi var. Diyor ki veya termometre 50 derece diyor Arabistan'da. E git elini sür o alete eliniz yanmaz. Alettir o. Tamam. Vehim, mübhem, belirsiz, işari, remzi, ima, simge, sembol, sari ifadelerde gömülü olan Nihayetsiz mana mertebelerini aklen, zinen vesaire bir sistemle çıkartılamayan, bilinmesi mümkün olmayan mertebeleri akla akılca görevlendirilip, git o dehilizlerden, sen o dalgıç özelliğin var, git o manayı dışarıya taşı denilen bir sistemdir. İnsana zenginlik katandır, Külli yapar insanı. Kül ve külli vehim böyle aklen varılamaz yani o ama vehim çıkarıyor mesela bir tanesi tekildir bir tanesi mastardır, bir tanesi ismi faildir eylemdedir bir tanesi bir tanesi sistemdir mesela vehm sistemi anlattım vehm vehim eylemdedir Evham, iç, içsel alemdedir kanun çalışıyor ee, ve ne yapar merkezden zahire bakarsak e, şeyde e, tasavvurdadır yeri Dimanın ikinci mertebesindedir tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Mesela Cebrail'de, Mikail'de hiçbirisinde bu mertebe yoktur. Hayvanların aklı yoktur ama bir kısmının zekası var. Diğer genelde bütün hayvanlar vehmiyle çalışır kafaları. Vehim onlarda da vardır. Çok küçüktür. Mesela yılan ısıyla vehmeder. Yarasa ses de vehmeder. Ve yarasa öyle ses de şey yapıyor. Ee, mesela karınca kokuyla bir kilometreden vehmeder. Yani o da tanımlamaya çalışır. Çok acayip bir sistem ya. Şimdi e, harflerine gireceğim göreceksiniz. E, çok tuhaf. O kadar mükemmel mucize ki. Ama dünyada çalışıyor böyle. Ahirette böyle çalışmıyor. Çalışmazdı zaten. Bir daha okuyayım işte. defa olsun. Ha? Bize ait bu seviye. Hepsinde var. Hepsinde var. Geneldir. Herkeste olduğu gibi. Ama bu mertebe bizde var. Mesela diyor ki Kur'an'ın 286 değil mi? 268 değil. 6-8 yer değişmesin. 268 ve 286 şu alarda diyor ki her bir Kur'an'ın mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her arası defradı bulunur. Kur'an'ın her bir mana küllidir. Nihayetsiz manaları var yani. Ama her asılda efadı bulunur. Bu ne demek biliyor musunuz? Kur'an'ın her bir ayetinin cümlesini demiyorum. Dimağın bütün mertebelerine, tahayyüle, tasavvura, taakkule, tasdika, izana, iltizama, itikada bakan mana, manası vardır. Şimdi harflerle, harflerle nasıl manayı gömmüş göreceksiniz, ailette kalacaksınız. Gerçi buna aşı, aşı ne olmuşsunuz? Çünkü epey yapmışız mesela zan, Z ile nunu e, muhammedi yapmıştık ahmedi yapmıştık e, ve ves vav ve yapmıştık Mehmet kardeş hatırlarsın. E, zelzele yapmıştık. Vav e, vesinin tekrarıdır vesse ves ves e Zel, zel e. Vav vesini niye kullanmış Allah vesveseye? Vehime ve hm'yi niye kullanmış ona bakacağız. Kur'an'ın her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir manakülü bak mutadit ayet mutadit manası var. Mutadit çeşitli. Her bir manada küllidir. E her asırda efradı bulunur demek bu asra bakan manasının e, işari, remzi, telvi, ima, sarihçe bilenemeyen, olmayan mertebelerinin diman mertebeleriyle, vicdanın mertebeleriyle, kalbin mertebeleriyle, ruhun mertebelerine bakan tarafları var. <laughs> her bir harfin. Şimdi onu okuyacağım. Merkezden zayıf bakarsak e, dimadadır, e, vehim, diman tasavvurundadır, e, makamı şudur, yukarıdan aşağı inin İlim, soğanın cücüğünde merkezinde, in aşağı zan, in aşağı şek, in aşağı vehim. Tasavvurdaki yeri yüzde birdir, değeri yüzde birdir. Bu tespit benim değildir, ilmi kelam alimlerine aittir. Vehimin, vehimin değeri yani o kadardır, endişe edilecek bir şey yoktur. bunun Çünkü iştevi sana dünyanın cehenneme çevirmesi için değildir. Değeri yüzde birdir. Şek ise yüzde iki ile yüzde elli arasındadır. Zan yüzde ellidir. bir e, zani galip yüzde doksan Zan yüzde ellidir dedik. Bilgi yüzde yüzdür. İlim kendisine dönüşmektir. E, bazıları soruyor ve belki de sizin hatırınıza geliyor. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Hangisini? Vesveseyi. Biz onu vesvese sizin ezberlediğimiz halde niçin vesvesemiz gitmiyor? İlim onu tard eder. Ben onu ezberlemişim. İlmine sahip. İlmi biz anlamamışız. İlim değil senin ve benim bildiğim vesvese. O bilgiyidir. İlim, ilim nedir? subut sıfattandır. Bir, unutmayın. ilmin ilmi bilmiyoruz. Bilgiyle ilmi karıştırıyoruz. İlim nedir? Hayatı, vücudu, nefsil emriyesi ve şuuru vardır. Dört tane. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Vücud haricisi vardır. Mesela çık çık çık, çık dışarı, çık itiyorsun. Bak ilim onu tard ediyor. Eylemseldir. İlim eylemseldir. Kovamıyorsa bilgidir. Kovduğu ise Hazreti Ali'nin dediği gibi ilim seni korur diyor. Malı sen korursun. Her şeyin her şeyi harika. Ayetini bilen Evet. Her şeyin her cihetini ve her şeyini bilmek. O bilmenin insanda ilmin bir dimada, vicdanda, kalpte, ruhta. Yani canlıdır abiler. Subutu sıfattaki ilim, ilim iradesen basar var ya. Topraktan, cansız topraktan can çıkacak. Ama subutu sıfattaki ilim cansız olacak. Şuursuz olacak. İlim şuursuz olur. Şuur zaten onun içeriği. Böyle bir şey olur mu? Evet Yansıttın mı? Demiyorsun. Hangisi olabilir? WhatsApp, Şu mu? İki tane koydum. Bir Tamam. Şöyle yapsak mı? Şimdi vav -va afrine giriyoruz. Bak bu lugat söyledim ama lugatta yok. Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah edeceksin. Risale-i Nur'u lugatla izah ettin mi? Risale-i Nur, Risale-i -Nur, -Nur izah değildir. Küfe ve Basra alimlerinin e, ekseriyette muncit denilen papazın yaptığı lugattan, Arapça lugattan aldıkları kelimelerle izah ediyoruz biz risale Nur'u. Hocaların camilerde okutulan muncit kitabı yani lugat kitabı, Arapça kitabı papaz yazmış. Ve onunla etkilenmişlerdir mutlaka. Basra ve küfe alimlerinin, ilmi kelam alimlerinin lugatı olan bizim tam e, lugat veya Abdullah'ın abinin o lugatı Küffe ve basra alimlerinin yazdığı lugattır. Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah edeceksin. risale böyle izah et, ediyorsun diyenler Risale-i Nur'u alimlerle izah ediyorlar. Haberleri yok. Bak bu mana, bu lugat bu yok. Ne yaptık? Külliyatı külliyatta nasıl yaptık? Bütün vehimleri topladım. Senelerce. İşim bu benim. E60 oldum. Ömrüm benim bu. İnşallah enfusi lugat çıkıyor. Külliyatın enfusi lugatı çıkıyor çıkart dedik Osman'a. Bak mübhem. Remzi. Sucunun gusun hattın battın mutalan. 25. sözde geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir kelamda bir harfte. Sucunun var gusununa hat batın mutalan işari remzi telvi ima salihin dışında bütün mana mertebeleri var. Tamam e onları gün yüzüne çıkartma yöntemidir vehim. Nereden bulacağım böyle bir şeyi? Bak Kuruntu der. Lugata öyle der. İnsanı <laughs> çeşitli düşüncelere sokan, olumsuzluklara sokan. Bakın Lugat'ta bir müsbet göremezsin. Hep olumsuzluk. Ben bildiğim için söylüyorum. Hasan abicim az önce bize mi ait derken şunu kastetmiştim aslında. Siz hep şöyle söylersiniz. Peygamber Efendimiz için, Aleyhisselatü Efendimiz için. Hani o defteri ileri geri itersiniz ama yukarıya bakarak biraz evet. daha sağ tarafa, biraz daha sol evet. tarafa diye. Değil evet. mi? Evet. Sünnet seni bu. Sünnet seni. Bunun tam zıttı sanki abi ya. Yani bu vehim bize ait değil de oradan birisi ileri geri itiyor da burada şekil mi alıyor acaba sanki? Gafur hangi şey senin ki? Ha. İşte bu zan e, psikoloji dersi yapıyorduk ya. Bütün şey, şüphe, psikoloji, depresyon, her şeyin San iki hafta yaptım. insanlara baktım duman atıyor kafalarından. Böyle Fatih Vural dedi ki abi dedi ara ver dün akşam aşırı yaptım. Yapmak zorunda kaldım. Oysa e, üst düzen yaptık. Suizan nereden çıkacak yaptırmadı. Nereden çıkıyor? Sistemden konuşuyoruz sistem. Kim zan hakkında iki buçuk sene kim uğraşacak? Ömrüm vehimle geçmiş ya. Dimağla geçmiş ya. Akıl 1990'da başlamışım. 1988'de Nadir abiyle 1988 Hüseyin Ederlerle kulağı çınlasın. 1988'de Sümül Efendi'de başlamışız. Akıl toplaması. 88. Tasnif etmeye 90'da başladık. 90-91'de. Hala devam ediyor. Ya kardeşim sistem müsaade de bu çıksın işte. Bu iki cümle söyledim ama şu gördüğünüz şu iki cümle ama bak müphem, belirsiz, işari, remzi, ima, simge, sembol, sarihle ifade edilemeyen, edilmemiş veya şifrelenmiş, gelecek asra, gelecek topluma şifrelenmiş manaların, düşüncelerin bak düşüncelerin, ilimlerin, e, hislerin hep bilerek söylüyorum. Akılda fikir, vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latifelerin. Le olan hisselerini oradan çıkar, ver arkadaş bunları diye diyen sistemdir beyim. Beyim diyor ki, beyim akıl diyor. Dalgıç, dallar ben kaç metre dalabilirim yüzerken? Sen dalgıçsın, tüpü aldın, Dalgıç ustasın. Çanakkale dal bakalım. Orada akla fikir, vicdana his, kalbe duygu, ruha latifesini besleyecek malzemeler var. Çıkar. Orada balıklar var. Mezgit kumdadır. O havada uçuşmaz. Sargan mı yiyecek bu adam? Suyun üstündedir, havadadır, gece dolaşır, ışıkla yakalanır o. Palamut mu? Hareket halindedir gündüzdür. Hepsini Tanıyacaksın ki avlanmasını bilesin. Mezgit'i o kadar tembel ki buradadır adam. Buraya misine yat yemez. Aa, böyle tembel. Kim gitsin Bağdat tembeli buradan alsın. Aa, buraya düşüreceksin. Ve kumdadır. Kum ya. Mezgit buradadır. Palam Sargan ise yılan gibidir. Suyun üzerindedir. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Işığı verdiği zaman bayılır böyle. Onun için gemicileri hiç oynatmaz. Ondan sonra sararlar. Avlanması şıktır. Palamut ise hareketi. Ola hayvan kadar hayvan mıyız biz ya? Hayvan bile yakalanması için onun için anlatıyorum. Balık anlatmıyorum. Hayvanı yakalama yöntemi farklı iken bunları bu sistem vehim. Vehimle biz yakalayacağımız şeyi yakalayabilmek için vehim denilen sistemi çözmek lazım. Vav harfi. <laughs> Mülk, şehadet, kah alemindendir. Bunlar benim değil. Bu Müddin Arabi ee, cafer Caferi Sadık ve Zeynel Abidin'den aldığını kendisi de eklemiş. Vav neymiş? Mülk şahat sonra genel yapacağım. Bir kabatasla bir şey yapın. Yani adamlar nelerle uğraşmış? Adam vehimi anlamak için kök harfleri neymiş? Harf kök harflerinin vavının tabiatına inmiş. Ateş midir? Su? Dört tane sur ya ateş çe toprak, ateş, su, hava mıdır? Mülk, şehadet ve kahr alemindendir. Mahreci iki dudak arasıdır. Ve sayısal değeri altıdır. Yolun sonu ona aittir. Ne diyor ya bu? Vav'dan konuşuyorum ha. Dördüncü mertebededir. Dört tane alem. Ya. Dört kıyı çanta vardı ya bir tane Nurta Nurcuların kitabında yazıyormuş. Okudunuz mu bilmiyorum. Nurcuların kitabında dört kıyılı çanta vardı ya. Ha. O dört kıyılı çantanın dördüncüsü vava aitmiş. Onun için duvarlarda vavu çok görürsünüz. Onun sultanının gücü cinlerde tezahür eder. Behmi ekseriye cinleri kullanırsın. Cin, can, güç demektir. Yani Allah Resulü tabiriyle her doğan insan bir iblisle doğar, şeytanın nefsi. O işte onun adı e, iblis, bizim adı dindeki adı nefsemâre. Cin sel, cin net olduğu bellidir der Gazali. Cinle olur sel, cinle olur cinayet. O yapıyor. Ve mi? kullandığımız sistemdeki güç cinler alemidir. Müslümandır. Kötü olur. Kullanamasan kafir kullanır. Ben demedim, demedim ha cinle. Onun sultanının gücü cinlerden alır bab. Tabiatı duman eder gafur seni ve beni. Sıcaklık ve rutubettir. Unsuru havadır. Dört sahada cin var. Bunlar da bilin yani. Aa, korkudan üç harflü. La Onların en büyük silahı senin korkmandır. Senin korkman onları güçlü yapar. Korkmayacaksın. Nev çarplı ya cin ya. Allah cin suresi demiş. Allah cin suresi demiş ya. Foya foyasını dışarıya koymuş. Yalancıldılar diyor. Güvenmeyeceksin diyor. Uzak meşgul olmayacaksın. Ama burada bir müekkeli var. Vesveseni tabiatında şeytan var. E Niye korkmuyorsun? Beymin tabiatında cin var. Hava hava ile olur. Dört sahada cin vardır. Toprakta yaşayanlar aynı bizim gibi. Ateşte yaşayanlar var. Ruhaniler gibi. Suyun altı, suda yaşayanlar var. Bir de havada yaşayanlar var. En berbatı cinler, en berbatı hava cinidir. Kafaya musallat olur. Kemiğe musallat olan var. Erva habiseler. Kemikte olur. Yani seyrettiğimiz filmler vesaire kemiğe gider. Mesela korona, e, ciğere. Ama dabet kemiğe girecek. Vurduğu anda ölecek. Hiç tedavi yok onun. Sokakta ölecekler diyor. Ondan sonra onu kaldıran kimse olmayacak. Çünkü o da ölecek. Üç sıfata sahip olan ölmeyecek. Ona dokunamayacak. İmanın bereketi, sefaat ve israfattan tecenü bedenlere eyvallah sana selam dururum diyecek. Ona dokunamayacak. Dabetulars. <laughs> Dabetulars vehmi midir? Dabetular şuurludur, akıllıdır. Allah konuşturmuş diyor 5. Şua'da. biz mi çıkartacağız? Her neyse, hadi bakalım. Neyse. Demek ki hava unsurudur. En berbat insana musalat düşünce bozukluğu vehme bozukluğu cinlerden kaynaklanıyor. Vesvese ise Eylemseldir, eyleme musallattır. Abdesti olana abdestsizsin der. İmanı olana imansızsın. Ne eylem var? Eylem cin vehimle vesvese ayırt etme alamın için söylüyorum. Eyleme musallat ise, eylem eylemde ise o vesvese. Mesela abdest eylemdir. Musallat oldu, abdestin yok o vesvesedir. Vehim değildir. İmanı var. Kime gider? gider? Alman gavruna der mi ki iman imanın yok. imansız çok kötüdür. Gider iman eder ya. Kime musallat olur? İmanlıya. imansızsın demek için imansızlıktan korkması lazım birisi. O zaman bu adam imanlıdır. <laughs> Anladın mı? Rus'a der mi ki Rus gavuruna Müslüman olmayana? İmansızsın ha. Hedir. De. Ona demez ki. Ha, eylemedi. Peki nasıl ayırt ettik? Bak. Var olana musallat olana vesvese e, düşünce bozukluğu. Bir sürü zanlar, şekler, şüpheler cinden kaynaklanıyor. Seni ne yapar? Vücuduna ateş olur. Rutubet olur. Hava yoluyla girer. Vav. Wow! Başka ilim başka. Görüyor musunuz ilim? Nasıl bir şey bu? Alimler nasıl o taraflara boyut vermiş? Tabiatını teşkil eden şeyler onda var edilir. Yani olmayanlar var olurlar vehimde. Bir sürü düşünceler imal edilir. Hareketi kaynağımıştır Hareket yani olmayanlar var edilerek var gibi kaynaşmış diğerlerle. Bu nasıl bir özelliği var? Araf ona aittir. Cennet cehennem değil ortada bir şeydir. Araf. İki taraftan da imal eder. Hayır ve şer de imal eder. Cinleri Müslüman var. Ve ma halaktul cinni vel insa liyabudun. Müslümanın kafiri de var yani. Araftır. Vav. Bu halistir tabiat itibaren. Ama nakıstır. Yani bir belirlenişi yoktur. Nakıs demek yani anlamsız basit şey değil. Yani e, bir nakşa dönüşmemiştir. Bir şey değildir. Her şey olabilir. Hiçbir şey olmamıştır. <laughs> acayip. İlim ne acayip değil mi? İbrahim ilk diyor. duyuyor. Baba, babdan konuşuyoruz. Bazı yerlere gidince vav görüyorsunuz duvarda. Mukaddestir, kutsanmıştır aslı itibariyle. Kutsidir, münferittir. Yani tek takılır, gafur gibi. Şimdi, ürkütücüdür. Ürkütücü. Bu vav. Vehim konuşuyoruz ha. Şimdi he neymiş görüyor musunuz orada? Arab ona derken ne demek istiyorsunuz? Abim Celal ve Cemal değil hiçbirisi hem Celale hamile hem Cemale yani şu abim girmedim soktun gene Celal'de Cemali Cemal'de de Celali gören Kemal bu İkisini. yani neredeydi Celal içindeki Cemali görmek. Ne demek ne demek biliyor musun? Öyle attık. 24. söz bu. Celalde, cemali, cemalde de celali görmek. İyinin içindeki kötüyü, doğrunun içindeki yanlışı, kötünün içindeki iyiyi, yanlışın içindeki doğruyu, iman içindeki küfrü, iman ettik diye iman içinde küfür var. Eğer küfrü imandan söküp atarsan imanın mertebesi olmaz. Ona yani şu Mıknatıs var, demir var. Burada tutmasının sebebi mesafe var veya engel var. Kaldır şey yapışır. İmanın mertebesiz mertebesine çıkarsan yapışır böyle. Esma'ya yapışır. Yok olur. Artık edilen de eden aynı olur. Onun için demiri burada tutan şirktir, küfürdür, gaflettir. Yani Allah Resulü'nün tabiriyle şirk o kadar gizlidir ki gece zifiri karanlıkta siyah kayada, siyah taşta, siyah karıncanın ayağından çıkan ses kadar gizlidir diyor. Hadis. Hadiste şey diyor abi. Siyah bir gece karanlığında siyah bir taşın üstünde siyah bir karıncanın gölgesinden daha gizlidir. Ha? Daha... Ben, benim hafızamda öyle kalmış evet. ama bu daha bu şey daha iyi. Evet. Şimdi devam edeyim. Dur daha bitirmedim. Evet. Celal içindeki cemali görmek ey iyinin içindeki kötüyü doğrunun içindeki yanlışı Kötünün içindeki iyiyi, yanlışın içindeki doğruyu, iman içindeki küfrü, küfrün içindeki imanı görebilsek sen hangi tarafa e, tarafı beslersen sende o hakim olur demektir. Celal içinde cemal, cemal içinde cemali yani imanda küfrü, küfrde imanı doğru da yanlışı, yanlışla doğruyu zıtı zıttında görmek. Ama yok etmeyeceksin duracak bu, bu sır sahibisin, bu sır tılsım değil. Artı 10 derece, eksi 10 derece burada olsa sıfır olur. Evet. Sıfır olur. Bu tılsım. Yani aslan ata dönüştü. Sır. Sır. Bak bir daha söyleyeyim. Artı 10 derece, eksi 10 derece olsa yok olur. 8 sözdeki kuyu misali. Aslan neye dönüştü? Ata. Ata dönüştü. Duvar kapıya dönüştü. Bu tılsım. Tılsımı çözünce oldu. Sır ise artı 10 derece, eksi 10 derece aynı yerde olmakla beraber birbirini ortadan kaldırmayacak. İnsan sır. insan benim sırrımdır. Ben de insanın diyor Allah. insan için. Yani zıtları cem edecek ama zıtlar kalkmayacak. Celalde cemal, cemalde de cemali. Gören kemal insan. Aslında hep giymişiz. Herkes beni farklı görür. Bir, bir, şey de söyleyeyim falan farklı. Sokağa girdiğin zaman gafur. belki de bazı insanlar seni görmüyor. Allah seni göstermiyor. Görenler de herkes farklı görür. Çocuğun eşin falan bizde herkes. Acayip tip de öyle ha. Ben daha söylüyorum. Bu şekilde gör, gözükmüyorsun herkese. H harfi melekut alemindendir. Vav hangisiydi? Mülk. Şahadet ve kahlı. Yani mülk. Ee, Şahit oldukların. Ve sana azap veren kahr. H ise melekut alemindendir. Yani şadet ve kar vesaire hiçbirisiyle alakası yok. Araf harflerindendir bu da. Ne celal ne cemaldir. Ülkesi üretkendir. İnfirat alemindendir. Tek takılır. Tabiatı soğuktur. Vav'ın tabiatı neydi? Sıcaktı. Soğuk, kuruluk, kararet, rutubettir. Unsuru topraktır. Ne şünemalandırır? Kendisi yoktur. Unsuru topraktı. Vav'ın unsuru neydi? Bak ha hava idi bak. Bak anladın mı? Şurada bak şu vav. Şey Mouse Unsuru, buradan ben şey yapayım. Unsuru topraktır. Toprak hayal edin. Kendisi olmayıp ona dönüşen. Çekirdek, armut, öser. Efendim? İfran. Ha, çok acayip değil mi? Her harfi gayb alemindendir. Onun için böyle e, bazı yerleri, menfezleri kapatmak için o nuskayı ehliyle yapanlar e, hey kullanır, vav'ı kullanır. Sayısal değeri 5'tir. Feleği dördüncü felektir. Tabakaları kimle meşgul olur? Yani bu tabakalarla kim bir şey ama? Havastır veya havasul havas uğraşır bununla. 6 mertebesi varmış. En küçük, en az unsuru ise havadır. Yani çok azdır hava. Çok havaya az takılır. Topraktır. Zat isimleri bundadır. Allah, ehad, şey evvel, ahir, macit, mümin, Müheymin, Mütekebbir, Mubin, Ehad, Melik isimleri buna ait. Sonra dur. Vehim'i cem edeceğim. Vehim, vehim'in harfinde konuştuk. Sonra Vehim, Vehim harmanlayacağım. Harmanladım. Tam bir buçuk günü ulaştım. Siz gelip giderken odana. Bir buçuk gün şunu. Onu, üçünü, Vav, He, Mim'i harmanlansam ne olur? Vehim olur diye. Kurşun kalemle yazdım ki sileyim. Emin değilim okuma yazması ümmi olmayan bir zat sema sayfasında bir mimi iki nun yapmış. Mim böyle ya geri itmiş bu çubuğu şu çubuğu mimin şey ya bir iti vermiş ikiye bölmüş iki nun yapmış elma gibi yapmış. Sapı geriye bir itmiş elma yarılmış. Mim mülk şahadet ve kah alemindendir aynen şeye benziyor. E, ee, vav harfine benziyor. Araf ona aittir. Sayısal değeri dörttür yolun sonu ona aittir. Arafla, Araf, ona ait, sarasla, Araf Arafla <laughs> Evet evet. Ait mi? Araf ona ait. Araf ondan sorulur. Halistir. Yani Araf berzahtır. Peki Hede Araf var mı? Yok. Var mı? var. Ha Araf harflerinden. O da Araf. Vay be vehim üç ara harfleriyle meydana gelmiş. Hiçbir şey değiller. Her şey dirler. Onun için senin irfan Yaz Osmanlıca. Kök harflerini İr Fe. Re Fe. Tabiatına bak. Ondan sonra evcet hesabıyla hemen senin zaafların ve galip esmaların hemen çıkar. Ama uğraşma. Sakın yapma. <laughs> zaaflarını bilince insan o zaman e, suya istenmek istemiyorsan suya atlamaz lezzet almak istemiyorsan ağzına şeker almayacaksın zaaflarını bilince böyle gafur zaafını biliyor ille de sokuluyor oraya ondan sonra abi ben durumum iyi değil kötüyüm tabi kötü olacaksın niye sokuluyorsun uzak dur deliler bölgesinde işte ta... <laughs> tam anlamış değilim onu O ifadesi mahreci öyle ama. De mesela, <laughs> için acaba yolun sonu derken, mı Şöyle olabilir bak. Boğazda mı? <laughs> 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 A <Aa>, burada. <Yani>. O <laughs> bu işte. He lazım. Yok yok bu. <laughs> bu he. Yumuşak he <laughs> dir. Ee, mim nerede abiler? <laughs> ah bak bu. Vay be. Bir tanesi dehlizden çıkarıyor. Daha şey yapalım. Yani buraya kadar uğraştım biliyor musunuz? Yani tabiatını. Bak abi şu. harflerinde mülk dedi. Anladığım kadarıyla. Bu Boğaz ya da Kul harflerine melekut dedi. Yani. Melekut dedi. Ya İrfan hakikaten tuhaf. Saate geçti ama. Tuhafız ya. Şu hakikaten tuhaf. Allah harfleri böyle elhamdülillah Rabbil Alemin diye Allah varken hiçbir şey yoktu. İlk defa bunları kullandı. Nereye göre yani Allah abes hikmetsiz yapmaz ya. Ay bey niye sarı yapsın? Niye işte, muzu bu yapsın, bu şekil yapsın, vav yapsın? İnan tu tuhaf alemdeyiz ya. Ne mutlu fark edene ya. Size evvel ahir tavsiyem Allah için söylüyorum. Kim olursa olsun sakın hatir için yaşamayın. Hatir için nikah vermeyin. Hatir için talak vermeyin. Hatir için yemin yapmayın. Hatir için ibadet yapmayın. Hatir için cemaat seçmeyin. Hatir için istifadenize mani olacak ve olmayacakları seçmeyin. Allah rızası için yapmayın bunu. Çok pişman oluruz. Hatir yok. Nereden istifade ediyorsanız gidin alın. Pey Peygamberimizin emridir aleyhissalatü vesselam. Müslümanın kayıp malı gibidir. Gidin bulun. Git bul. Allah rızası için buradan istifade etmiyorsan gelme. Nereden ediyorsan oraya git. Oyalanma. Çünkü sen Çınar'sın. Ben sana saksı vaat ediyorum. Çınar ağacı saksıda buyur mu? Sen Yunus balığı, balina balığısın. Karadeniz ben vaat ediyorum. Karadeniz'de yaşamaz ki. Allah rızası için etmiyorsan oyalanma. Ciddi diyorum oyalanma. Ben bir siyaset yapamam ben zaten. Oyalanma. Benim fıtratım bu. Bu tarzda kokarsın sen de. Yani istifaden baktım böyle. İkide bir zıp 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 meslekle değiştirme. Bak böyle fıtratına neresi uygunsa o zaman kanaat et. Ama bak ki akademinin fıtratıma çok uygun. Bırakma o. O izi takip et sureka gibi. İz takip etmek ne demek biliyor musun? Ben okuduğum için söylüyorum. Tepsinin de okudum. Dinliyor musun Gafur? Süreka kapıya kadar gelmiş. Ne demiş biliyor musun? Ya bu içeride ya uçtular buradan diyor. Nasıl buluyorlarmış biliyor musun? O izle bu deve kaç kişi üzerine binmiş? Kadın mı erkek mi? Kadın mı erkek mi? Kilo kilosunu bile tespit ediyorlarmış. İzle izle. Merak ediyorum dersen bir bak o nasıl Yoksa ilgini çekmiyorsa kalkıp gelme. Ya verme zaman. Yazık günahdır. Oku. Oku git not al. Bir Arap söyledim. Arap ona aittir. Sayısal değeri dörttür. Yolun sonu ona aittir. Halistir, kamildir, mukaddestir, müfrettir, munistir. Burada bitti. Ama şeyi çekmedin değil mi? Hulasa yaparsak. Onun iş yapamadık. Çekmiş <laughs> mi acaba? Geri gel abi. Buraya mı çekeceğiz? Ha oraya çek. Bilgisayar at. Ha, tamam at millet görsün. Ben okuyorum. Şimdi bu üç harfi harmanladım abi. Pekmez tayin. Pekmez pekmez duruyor. Tayin de tayin duruyor mu? Pekmez tayin karıştırdım. Pekmez midir artık? Değildir. Tayin midir? Değildir. Ha. Şimdi karma yapıyorum. Neyi karma yapıyorum? Ha. Hangi harfleri? Vav, he, mim. Okudum ya buraya gelin. Ee, bu üçünü karma yapıyorum şimdi. Yapabildiğim kadarıyla. Karmadan çıkan şey vehmi anlamak için. Şimdiye kadar konuştuğumuz vehmi anlamak içindi. Şu. Vehim, mülk, şahadet, kahr ve melekut aleminden çalışır. Onunla çalışır. Şahadetle çalışır, mülkle çalışır, kahriyle çalışır. Melekut alemleriyle de çalışır. Dört alemi çalıştırır. İnsanda dört kıyelik çanta varmış. Kaç tane? Mülk, şahadet, kar, melekut. Hani vardı ya Nurcuların kitabında birinci sözü. küçük söz ya ufak bir söz o. Bir askerin kafa çiçeği, sırtında dört kili çanta vardı ya bizim kitapta yani. Hmm. Allah Allah neymiş o? Şahadet, mülk, kar ve melekut alemi tanımlıyor. Ne Görüyor musun askeri? Hmm. Ateş bastı bende ha. Çok tuhaf. Başka? O... Bir daha, bir daha. Ne? Abim bak. Dört <laughs> köylük çanta vardı ya. Bu çok önemli. Ne demek? Bu zat, bu asker sırtında mülkü, şahadeti yani dima, vicdan, kalp, ruh yani edile şeriye, yani edile-i nuriye lübü bulmayan kışını meşgulü hakikati dört tane yani başka dört ee, kitaba, dört meleğe, dört arşa, dört ulul as peygambere dört tane meleğe. <gülüyor> of. <gülüyor> dört kirlik çanta neymiş? Şehadet. Mülk. Kahr. Kotluyorum. Kastamonu, Ankara, Hatay, Rize, Kahr. Bir de melekut. Alemini tanımlamak içindir. Orayı buraya taşımak içinmiş. Bu vehim. Veya burayı oraya taşıyorsun. Ay, eyvallah seni çalıştırıyoruz ama işinde bu. Ne yapalım? Terlet ver şey. Allah razı olsun. Görüyor musunuz abiler? Cihaz merak etme şu duvarda şey de yapacağız. Allah nasip ederse. Ha aslanım ben Allah razı olsun ya. Ama kaliteli olsun o. Çok i̇lginç bir şey sanki burada mülk, şehadet, kah ve melekut dendiği zaman sadece suret ve kanuniyet var gibi duruyor. Hakikatle mahiyet yok sanki. <laughs> Değil işte. Ben de aşağı gelecek. <laughs> Olmaz olur mu? Kendisini orada ifade ediyor ama dehlizi dipte. Ama vehmin hakikati yok ki. Ve vehmin hakikati var mı? Bak bakalım. Hakikatsız. Ve, vehim menfi düşünürsen hakikati yok. Ademidir. Yani. Ya bak şimdi. Vehimi hep olumsuz düşününce hakikatsız oluyor. Oysa Behim, vehim vehim hakikatsız yani bir şey hakikatı mesela diyelim ki şirk alim şahadette hakikati yok ama Adem'de var. Kafasızın kafasında var. Gideyim biraz. Ama evhamla vehimi birbirinden iyi ayırmamız lazım. Ayıracağız. Evet, vehim bir sistem abi. Evet. İnsanla alakası yok bu sistem. Hakikatsız olur mu? O, o, o. Devam ediyorum. Cinlere ve ruhanilere açıktır bu. Menfi ve müsbet. Mesela e, yilan, insanın iki şey söyler ustad. 246 sözler. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden. Erva habise. Ne yapar? İnsanın vücuduna girer, mevadi şerire yapar. Şerir maddeyi dönüştürür. Onun için korona, kanser vesaire, e, Seletori maddesi, dopamin maddesinin eksikliğini hep erva habise yapar. Seyrettiğimiz, dinlediğimiz göz, büyü, sihir, buhran bu vesaireler bunlar içeride, bak mesela dışarıda su. İçeride su değil artık. Dışarıda film, dışarıda konuşma, dışarıda Hasan, Mehmet. Kısacası abiler kulakla, burunla, ağızla gözle, dokunmayla, düşünceyle vesaire. İçeriye giren her şey içeride vallahi. Hepsi canlanıyor, hayatlanıyor, şuurlanıyor, vücudu harici sahibi oluyor. Hepsi canlı, hepsi acayip. Hepsi aktif. Böyle bir memleketteyiz yani. Mekan açılıyor. Hepsi ne giriyorsa içeride tefekkür zihinde mekan açmaktır. Bu 10 sene çalıştık. Meyve bu. Zihin 10 sene çalıştık Ali. Tefekkür zihinde mekan açmaktır. Allah Allah. Hayata tekviniye döneceğiz. Vehim. Seyrettiğimiz filmler, müzikler ve Menfi ve müsbet. Ben mastar olarak söylüyorum. Genel. Yani muayenleştirmiyorum. Bu, bunlar ruhanidir. Girer içeriye maddi etkiler. Bu etkili eğer menfi ise, erva habise ise, erva aliye değilse. Erva aliye, erva habisi. Erva habisi ise girer, meva dişiriri yapar. Şerir madde. 246 sözler. Ne yaparmış bu? İnsanın fıtratını bozan, başka? Yanlış yollara sevk eden. Çaresi nedir ey ustad? Soru sorarsan cevap olur. Külliyata soru soramasan o cevap bu yoktur. 258 cevabı diyor ki tilsimati Kur'an'ı ile tedavi edersin. Ustadım ben tilsimati Kur'an'ı anlamadım latif nükteler 30, 31, 30, 31, 32, 35. Ne diyor? Hurufu mukatta ile tedavi edersin. Değiştirirsin yapısı, genetiğini, genomunu. Ee, var ya çekirdeklerin genetiğini değiştirmek. Şeri hayra teptil edebiliyorsun. Mesela doktorum sahasına söyleyeyim. Beyaz önlük sendromu var, psikolojisi var. Abi bir bakayım şey tansiyona. Hop önlük gördüm. Hop vurur yukarıya. Tansiyonu aletini alıp aşağı iner. Bak maddeyi kanı. Abi bu vehim. Vehim kanı değiştirdi ya. Kan hareketini değiştirdi. Hareket öyle değil mi? Bu realitedir ya. Bu cihaz yanlış yapmıyor ki. Bu, bu 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 alet tansiyon aleti vehimi ölçmüyor. Kanın hareketini ölçüyor. Öyle mi doktorum? Bunu kim etkilemiş? Düşünceler En kötü haber tansiyon vurdu. O dip yaptı değil mi? Duman etti. Tavanı da darmadan eder ya. Yani düşünce maddeye, madde düşünceye dönüşüyor bir memleketteyiz. Düşünceler maddeye, maddeler düşünceye. Eşitlemce kare madde enerjidir ya. Ha, devam ediyorum. Nurdan, nardan, zülmetten, rayadan, kokudan, maddeden muzun kokusu kendisine az. Ayvanın kokusu az. Çocuğun kokusu kendisine az. Niye kadının ve erkeğin kokusu kendilerine azdır? Unsuru hava ve toprak olduğundan iyi ve kötü hava aleminde çoğaldığı gibi toprakta karar kılar. Havada iyi ve kötü her şey ama toprakta karar kılar. Bu, e, bu şeydir. Biberdir. Bu da kavundur. Urfa'dayız. Acayip bir kavun. Kır, kırıkan. Kırıkan kavunu. Acayip bir kavun. Tatlı. Hemen yanı başında acı biber. İyi ve kötü. Yani behim iki sistemi çalıştırıyor. Dört tabiat var. Toprak, ateş, hava, su. Şimdi ben e, a, a, ateş de demişti değil mi? Kurudur. Üç tane toprak, su, hava. Eksik yazmışım. Çünkü şurada ateş de olması lazım. Hangisi? Ee, mesela vav cinler tezahürü. Tabiatı sıcaktır. Ateş. Ateş de olacaktı. Bunu ekleyeyim. Hava bir iyi ve kötü aleminin olduğu gibi toprakta karar kılar. Hava de, ha yok bir şey dememişim daha dur. Bir de okuyorum. İyi ve kötü hava aleminde çoğalıyor. Nur Alem binatları, hüve nüktesi gibi toprakta karar kılar. Ateşte inşa eder veya yakar. Ateş sıcaklık olunca topraktan çıkıyor ya çekildik. Sıcak yok olmasa çekildik çürür. Ama çok olursa yakar. Ateşte neşu nema veya çürütür. Ateşte, ateşte değil de ateşle. Ateş, ateşte. Yani ateşle evet doğru. Tamam. Hava değişken olduğu için vehim devamlı oynaktır. Niye vehim oynaktır? Tabiat hava olduğu için. Oynaktır ve karar kılması zordur. Yani vehim karar kılması zordur. Ancak karar kılarsa toprak gibi sonuçları e, müspetleri doğurur. Niye değişken? Akıl diyor ki vehme dur ya. Vicdan diyor ki is. Vicdanda is var. Ya benim isem var. Ey akıl sen dur veyim. Sen kime çalışıyorsun? Genel müdüre. Sonra müdür yardımcısına. Sonra patrona, o bölümün şefinesin bu adam. Kime çalışıyor? Patron diyor ki şunu yap. Onu yaparken müdür diyor ki ben tam ötekisi diyor ki otur. Personel müdürü diyor ki hayır benim işim var bu adamla. Şimdi vehime akıl diyor ki dur rahat ol. Vicdandaki istiyor ki bana lazım diyor. Eyveyim. Buyurun efendim. Bir dal bakalım bu dehlize. Benimle alakalı ne var? Bir çıkar hele. Yani oradaki mübem, işari, remzi, telbi, ima manalar var ya dipte. Onu gel çıkar. Onun için yerinde durmaz. Hava gibidir, oynaktır. Dört tane birim devamlı çalıştırır onu. Kafa, vicdan, kalp ve ruh. Çalıştırıyor. Hem biberi hem kavunu doğurur. Araftırlar. Muayyen değiller. Geçitlilik yaparlar, yani Belen gibi, Belen gibi. Yani buralı değil, buralı da değil. Burası Mersin ovası, burası Amik ovası, burası da, burası deniz vesaire. Yani geçit yaparlar. Hayal, hayal nasıl ay, ay, ay onu? Hayal, de, hani. <laughs> hayal mekandır. Hayal düşünce değildir. Hayal mekandır. Hayal zamanın vücudu haricisidir. Zamanın melekut tarafı vehimdir. Zaman mür tarafı şey zamanın mür tarafı hayaldir. Melekut tarafı tasavvurdur. Zaman mazi ve müstakbelin andaki cemidir. Ma mazisiz müstakbelsiz an olur mu? Sonra bir daha biber ve kavunu doğurur. Araftırlar. Yani muayen değiller. Yani geçittirler müphem belirsiz işari remzi, ima, sembol ve simgelere dalgışlıklar yaparak manaları da çıkarırlar ve hiç olmayacak akla hayale gelmeyecek sıkıntılara da vesile olarak düşüncelere de zemin olabilirler. Hem sonuçturlar hem süreçtirler. Vele dalin amin. Konu bitti. Evet, vicdan hoş geldiniz. Ben cehennemden Ne diyor biliyor musun? Gitti abi ya Adalet cehennemet bile lezzetli kılıyor. Yani. Evet, mesela diyor ki keşke cehennemde yansa bile ne diyecek biliyor musun ayette? <laughs> ya Leyteni künTÜturaba, keşke yaratılmasaydım demiyor. O, o, yaratılmamak, ademde olmak cehennemden beterdir. Keşke so vo var olsam da sorumsuz olsaydım toprak gibi. <laughs> ya Leyteni künTÜturaba. Yani sorumsuz olsaydım, mesuliyetim olmasa da mı var olsaydım? Niye cehennemi gördüğün zaman keşke yok olsaydım demeyecek? Adem bir şey Adem cehenneme göre cehennem bir şey değil ki. Adem taş olan şirkettir. Cehenneme çalışıyor. şey Ademe çalışıyor cehennem. Evet. Hadi bakalım. Vicdana hoş geldiniz. Ve bakacağız mı? Abi? E yok. Ee, yani bu, bu mastardı. Ve sistemdi. Evam çoğul yani. Ve ismi fail yani eylemdedir. Onlar basit artık. De var, değil mi? var var. Şimdi oralara da gitmeyin. gitmeyeyim. Sayfayı açıyorsunuz. Var anda, yani. Evet. <laughs> var var var. Bizde. Biz de, şimdi masaya koyacağım ben. Nerede bu? Bunun mouse'u nerede? Ha, burada buldum. oş çok şükür. Şimdi sevgili Maximilianus'larım. Yeni yeni 161. Maximilianus e, e, zalime karşı boyun kaldıran asabu keyfin e, simge insanıdır. Malcolm X gibi. 161 miydi abi? Yok 159. 159'u bulabilirsem. Hadi bakalım. Sözler 741. Hiç üşenmeden Bak hiç dokunmadım. Bak görüyor musun? Bak nasıl nasıl dizilmiş. Neydi adı senin ya? Erhan. Bak görüyor musun? Bak kırısa 741'deki dizilmeye bak. Buna nazmi mani denilir. Manaya göre dizmek. Bak mouse görüyor musun? Bak hiçbir şey dokunmadan bak. Bak böyle çıkıyor mana. Mesela diyelim ki bir tane başka bir mana, mana çıkarma yöntemi. Ee, Ramazan Risalesi'nin başındaki ayet Kur'an indirildiğine dair ayettir. Ama oruç farz olduğu, geçmiş ümmetlerde de farz olduğu gibi size de farz olduğu ayeti varken koymuyor onu. Oysa oruç Risalesi. Ramazan Risalesi'nde Kur'an Kur'an indirildiğini koyuyor. Bu nazm-ı manidir işte. He. Demek ki Ramazan'da esas gaye oruç tutmak değil, oruç ile Kur'an'a muhatap olmak ay demektir. Alemine Kur'an indir demektir. Aleminde canlı Kur'an ol demektir. Abi Allah razı olsun ya. Bir ara bir ara gelmiş hatırıma. Ali nerede acaba derse gelmedi ben mi diye. çok ihtiyacım vardı kalkamadım o yüzden. vay be maşallah bismillah. Allah ustattan ebeden daima razı olsun. Ya Rab içimden gelerek söylüyorum. Sen Allah'sın. Sana nasıl yakışıyorsa ustadıma ve nurculara öyle muamele et. Ya. astayım bu ustada ya. Aklımı kendisine esir etmiş. Şuraya bak ya. Bir buçuk saat şey yapıyorsun. Vehmin yapısı. Ya bu adam dalmış, gitmiş, çıkartmış. Kitap yazmış ya. Nasıl şifrelemiş ya. Hayran oluyorum. Tobe o Avustralyalı kadın gibi diyemem de. Ama öyle demiş. Yedi sene arkana düştüm ya Muhammed kadın zındık. Kusur bulayım diye. Yedi sene arkana düştüm ya Muhammed. filozof Yunanlı filosof. Avustralyalı ama. Her hata bulduğum yerde aklımı kendine secde ettiren ya Muhammed. Sana secde ediyorum. Ondan da hayır gelmezdi, gelmedi. Pek iltica karane vicdanımıza girdik. Sıkıntın mı var? <laughs> Nereye girecek? Vehim şudum yukarıda 741'de duman etti. Nasıl bir sistem ya? Sanki öteki mahalleye girdik. Ya canım sıkıldı, çok acıktım da mutfağa kaçtım. Vicdanımıza girdik. Neresi burası? İçine bakıyoruz. Kim bakıyor? Bir çare bekleriz. Eyvah! Yine bulamayız. Neyi bulamayız? Aradığımızı. Nerede? Vicdanda. Niye? Biz medet vermeliyiz. Biz vicdana medet vermeliyiz. Veciz yapmış. Hayır. Zira onda görünür. Ne var vicdanda? Binlerle emelleri galeyanlı arzular, heyecanlı hissiyat, kainata uzanmış. Allah Allah. Vicdanda binlerle emeller var. Ga galyanlı arzular var. Heyecanlı hissiyat var. Ha, hissiyat heyecandır. Arzular galyandır. Volkan gibi kaynıyor. Emeller var. Kainat ee, kainata uzanmış. Abiler kainatla şeceri hırka çok farklı. Ha? Zaten biliyorsunuz. Vicdan kainatı yat etmiş abiler. Vicdan kainatta. Bak gördün mü? Vicdan Vicdandaki binlerle emelleri vicdan kainat tabirler şeceli hırkatta değil. Galyanlı arzular, heyecanlı isyat. Onu da yazarsın vicdan. Kainatı yata etmiş. Kainata uzanmış. Her birinden titreriz. Hiç yardım edemeyiz. Ha, Allah Allah. Sonra gelecek abiler. bayağı çalışacağız. Hiç üşenmeden kaç sayfa metin yazdım. O amal sıkışmışlar. Nerede? Vücut Adem içinde. Amal. Yani nasıl bir şey bu amal? Amal ne demek abiler? Manası? Ee, amal arzular, emeller, istekler, <laughs> istekler yani. Bir tarafı ezele, o amal yani istek isteğine bak. Nasıl tatmin edeceksin? Ya sen kimsin ya? Bir tarafın ezel, bir tarafın ebet. Uzanıp gidiyorlar. Ben içinde bu burada bağırıyorum. Bir tarafım bu, bir tarafım bu. Beni meydan alt yol kavşağı gibi duman olmuşum. Bu istiyor, bu şey yapıyor. Birisi Celal, birisi Cemal. Bir taraf ezel, bir taraf. Volkan gibi, volkan gibi kaynayan arzular, heyecanlı hissiyat binlerle arzularla donatılmış bir mahluk, arabayla, kadınla, parayla, erkekle, şunla, buna, kariyerle tatmin olacak bir şey miyim ya? Bu nasıl bir şey sistem ya? İnsan böyle bunlar okudukça böyle keyif oluyor. Ha, koltuk gibi yükseliyor ya yani. böyle. Vay be. İyi ki böyleymiş ya. Öyle vusatları var. Öyle genişler ki. Ger eğer dünya yutsa. Var ya insana göre şurada toz olsa hani şey yaparken kalksa bir tane süpürge veya güneşte gözükür toz. Havada güneşteki tozlar gözükür. Konsa ne yaparsın? Bile yapmasın. Vicdan öyle bir şey. Kainatı yutsa o vicdanda tok olmaz. Mestevi de diyor. Karpuz gibi tutar eline. Dünyayı karpuz gibi tutar içine bakar. İşte bu elim yolda nereye bir başvurduk? Onda bir bela bulduk. Aslan ustad. Yani haklı tabii şuraya bak ya. İşte bu elim yolda nereye bir başvurduk onda bir bela bulduk. Çünkü bir taraf ezel, bir taraf ebet. Zira mağdub dalil, dalil yolları böyle olur. Mağdub ve dalil. Ne demek biliyor musun? Şu ben şu yeri göstereyim. Ee, ma yeri göstereyim ki Allah'ın Celle Celaluhu gazabına uğramış. Allah'ın merhametinden mahrum kalmış, muaccel cezalanmış demektir mağdub. Gayr <laughs> el mağlu bi ve nallin. Bu ne yapıyorsun? Dalin demek dalalette olanlar, sapkınlar. İman ve İslam yolunda sapanlar. Bu lugat. Ben şey yapıyorum dalin rehbersizlikten. 25. sözde geçer. Rehbersizlikten dalin e, sistemsizlikten mağdup. Gadaplanmış. Birisi Kur'an'ı inkar ediyor. Kur'an'ı ölçü şey yapmıyor. Ötekisi peygamberi reddediyor. Mağdup Kur'an'ı Allah var ama bize hükmetmez. Deist miydi? Dalin ise peygamberine gerek var. Biz e, aklımızda yolu buluruz rehbersizlikten. Rehbersizlikten dallin, kitapsızlıktan, ölçüsüzlükten mağdup. Bir tanesi e, rehberi kabul etmiyor, bir tanesi de ki, kitabı kabul etmiyor. Tesadüf ve dalalet o yönde nazar enders. O nazarı biz taktık. Bu hale böyle düştük. Şimdi dahi halimiz ki mepte ve meadi, mepte neydi? Dünya meadi ahiret. Hem sani hem haşi muvakat unutmuşuz. Yani Allah ve ahireti unutmaktan e, de, bir Allah'ı unutmaktan mağdup ahireti unutmaktan dallin. Kendisi verdi burada mana. Bak manayı kendisi verdi. Bak lugat vermesek Risale-i Nur'la izah edecek mebde, ne demek? Sani ve haşir. Yani nazm ile madub, mebde, saniye üçünü bir anda yapayım mı şurada? Dallin. Nazm mani hiç dokunmuyorum. Çıkarı çıktığı şeyi söyleyeceğim. E bak anlugatı bu. Nasıl çıkartıyorsunuz? Buradan böyle çıkartıyoruz. Bir. <laughs> mebde. Mead miydi? Evet. Meadi takke var. Sani haşri mebde sani diyor Allahsızlıktan ya yukarıya ile yaparsak yukarıdan yukarıdaki cümleyle yukarıda devam ediyor. Öyle yazıyor. Ben sif nasıl mani yaptım? Gördüm. El lugatı bu. Külliyatın izahı bu. Ama e, mesela tefsirler ne demiş? E, Yahudi ve Hristiyan demiş. Lugatta e, gadaplanmış, kovulmuş. Şuna bak şimdi. Külliyatın verdiğim manaya bak. Sonra, bir evet evet yukarıda. Aynı devam ediyor. Yani orayı Niye olmasın? Ezelden özelden o şey yapılmış. E, kopmuş. Ezelden kopmuş. Ebedden kopmuş. Hmm, He kopmuş. Öyle diyor ya kopmuş. Ba, onsuz gafil. Kopmuş. Şimdi şunu cemi, cemini yapalım. Nimetlendirdiğinlerin yoluna. En'am talim. am Nasıl yazalım? Nimet. Nimet. Dir. Dik. Yoluna. Bu kalın yok muydu ya bunlardan? Heh. <laughs> Çocuklar burada bununla yazarken e, müsaade etmeyin harbiler. Çocuklar bizi çocuklaştırıyor. Nerede bulacağız ya ki? Neyse. Tamam. Nimetlendirdiklerinin yoluna. Ayet neydi Fatiha'da? Bunun adı? Enam talim. Enam talim. <laughs> Biz bunu baktık. Biz deneyiz. Şükür için ne dememiz lazım? Bu ne yapmış bize? E, i̇frat ve tefritten vasat korudu bizi. Hattı vasata koymuş ifrat evine. İye e, ima, rahatlama harfidir. İhdina sıratel müstakim. Bunu vermiş. İh, hiday. Hidayetlendirdin. Nedir hidayet? İfrat, tefritte, nazarda, hattı, vasata bizi verdi. O demek. bunu niçin şey yaptık? İyâke ne'abüdü ve iyâke nesta'in. Sana yalnız iman ettiğimizden sana, sen, senden sana ibadet ettik, iman ettik, ibadet ettik. <laughs> senden yardım istiyoruz. Sonra cevabı nedir Allah? Yani sen ne istiyorsun? İhdina sırat el müstakim ve te. Bu ders tedavidir abiler. Yani bir din gözüküyor. Din değil. Psikoloji desen psikoloji değil. Bu derste bir tuhaf ya. Hak acayip. Din hayatın hayatı. Öyle demiş bir tanesi. Sen beni hani din sohbetine getirecektin demiş ya. E demiş getirdim. Demiş ya bu doktorluk burası demiş ya. Anlasın demiş ki sen bana söyle ki din olmayan bir yer var mı? Tuvalete girerken de din var. Düşünürken din var. Özel hayatında din var. Yatakta din var. Tuvalette din var. Her tarafta din var. Yani din hayata hükmetmiş. Felsefe tuvalet adabında bahsetmiş mi? Hadi bakalım. Gaybane marifet vicdan. Gaybane, gaybane <laughs> bir marifet varsa vicdan da sanır. Harika. Hazırane olursa? Hazırane olursa kalp olur. Muhatabane ruh. Aradığını aradığı zattan da emin. Evet. Vay be. Harika olsun ha bugün. Güzel. Güzel oldu. Çok güzel be. Bu ne oluyor biliyor musun şu anda? Hiç kimse kimseyi görmüyor. Benim aynamda da kendi seyrediyorsunuz. Hiç kimse ben konuşurken sizi görüyorum. Kendimi görmüyorum. Siz de öyle. Hep mekan açılıyor ha. Artık hep böyle. Hayatın içerisinde oluyor bunlar. Hep hayatta oluyor. Hep hayatta oluyor. İçerideyiz. içerideyiz. Mesela adam gözüyle bakıyor sevgilisine. içeriye alıyor. Dünyasını oluşturuyor. Artık dünyayı hep o görüyor. Mesela bulut geçti diyor mahkematta. Gün, gün, bulut geldi güneş kesildi hayır diyor. Sevgilimi kıskanıyor güneş. Görmemek için kendisini bulut peçesini sardı diyor. Sevgilimden dolayı dedi ben. Onun nuru o kadar fazla ki nurum sönmesin diye bulut da örttü kendisini diyor. Adam böyle diyor. Ey aşık efendi. <laughs> Sekiz ismi azamın tecellisi olan güneşe nasıl böyle şey yapıyorsun? <laughs> yani şey demek istiyorum adamın içerisine girince o oluyoruz. Cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir. Ruhumuzu eziyor. Zira o şeş ki, şeş ne demek? <laughs> ki onlara başvurduk, öyle halet almışız. Altı ciheti nerede anlatıyor? Bir tanesini söyleyeyim abi. Altı cihet, altı yön, altı zaman, altı bakış tarzı. 26. lima Orada var bir. 17. <laughs> o 17. sözde var iki. Orada da var. He? Lema'da Ayet, ayeti Kübra'da. Lemaat'ta var. var. Bir de şuaların en sonunda 29. Şua-i Arabiye'de var. 6. C. Ha. <laughs> şimdi o alette neyle yapılmış? Bunu tek tek çalıştım abiler bunu. Ama şimdi onu konuşmayacağız. Bunu tek tek yapılmış. O ruhu cehenneme, vicdanı cehennem yapan aletler Bir, Kaf ile dehşetten, 2. at ile raşetten, 3. Kalak ile vahşetten, 4. Yüt ve hem 5. Yeisten, mürekkep, vicdansız. Kaç etti? 5. Peki hangi 6 idi? Harika. Mürekkep dedi bak. Şimdi onu tek tek burada almış mıyım bakayım? Ee, o va vahşet dehşet, rahşeti almadım ama heybet heybet az az yazdım için rahşet içsel bütünlüğün dağılması İçsel bütünlüğün dağılması rahşet yazmıştık ya da derste de böyle tek tek işte bir ama şu anda kısa olsun diye yani onu izahını istemiyorum. İç bütünlüğün bozulması rahşet e, vahşet e, o rahşetten uyanan halet halet e, yetim o kimsesizlik Allah sahrsızlık olması hı Hı. Hadi gidelim. Onlar daha önce çalışayım. Şimdi her cihete mukabil bir cepheyi alırız. Define çalışırız. Def. Evel kudretimize nasıl def edeceğiz? Kudretimizi kudretimize müracaat ederiz. Vay sefa görürüz. Kudret etmez. Daha izah yok daha gelecek şimdi. Ben acele edeyim. Ki acize zayıfe kudret aciz ve zayıf. Saniyen nefiste olan hacatın susmasına teveccüh ediyoruz. Maalesef durur mu? Durmayıp bağırırlar görürüz. Salisen istimdat karane, imdat diye bir halaskarı için bağırır. Yani beni kurtarın diye bağırır. Çağırırız. Ne kimse işitiyor, ne cevap veriyor. Biz de zannediyoruz biz de zannediyoruz. Her bir şey bize düşman, zan, neyi zannediyoruz? Biz de zannediyoruz. Her bir şey bize düşman, her bir şey bizden garip zannediyoruz. Hiçbir şey kalbimize bir teselli vermiyor. Hiç emniyet bahşetmez. Hakiki zevki vermez. Rabian, dördüncüsü. Biz Ecram baktıkça, yani Ecram demek, e, Nucumu Kevakif diye, düşünceler olarak tefsir etmiş. Var ya bu üçüncü lemada. Onun için niçin o üçüncü lemada kimsede de ders yok? Bende de yok. Birisinde yapacağını da zannetmiyorum. Bir irfan yapmış herhalde. Ancak deli olması lazım. Ee, var ya yıldız o. Ki baki kekeşan yıldızına ne aksasına. Sen de bu hissedar olduğu yedi katran aşeğine var ya Ulus Üçüncü lemadaydı değil mi? Mektup muydu ya? Mektup değil mi? Kafam gitti. Ha, o ejrami ülvey var ya, Nucum. Ee, Alimler almış böyle. Kur'an çok şey yapıyor. Ee, kevaki bin Nucum. nasıldı o Havuz. Sen çok okursun Nucumlarla. alakalı eserleri. Necim süresinde Ha. Biz ejrami ülveye baktıkça, düşüncelerin tek teklerine baktıkça, o ejram <laughs> ya ulvi cirimler. Onlar nazar ve nazara verir bir haf ve ile deşet. Bak biz elvam ecram ulviye baktıkça yukarıya yukarısı neydi? Sema ruhtu. <laughs> Abiler üç tane şey emanet alamadı ya tek tek. Bir dağlar. dağlar, iki zemin, üç gökler. Risale-i Nur'da ve dinde dağlar, dima zemin, kalp, gökler, ruha. Tek tekler emaneti kübreye alamadı. Akla te teklif etmiş Cenab-ı Hak emaneti. Nasıl alacağım dedi ya Ben tek başıma bunu götüremem. Ee, ortağım lazım. Kalbi de koydu. Gene yapamam dedi. Kalp zemin. Daha zemin. Sonra semayı da eklediler. Ruhu. Üçü bir araya gelince tamam bu işi biz işletiriz. Biz bu sanayı kurarız. Dedi. Niçin aldılar? Zalimliğini ve cehaletini kaldırmak için aldılar. Şimdi niçin söylüyorum bunu abiler? Ee, Ecrame ülviye ruh. Ruhtaki latifeler bağırıyor. Haf ve deşet. Sonra vicdanı yansıtıyor. Vicdan, Vicdanın muzici bir tevahuş geliyor. Vicdanı özen Niye? Bak şimdi. Dünyadayız. İç ve dış dengeler eşit. İrfan'ın sahası galiba hatırladığım kadar şöyle. İnsanın derisini yüzerseniz 170, 176 santimetre karedir. İnsanın derisi normal bir adamın. İnsanlar, Yok şeydir o. <laughs> Sağlıkçı olduğu için belki bilir. İnsanın derisini yüzseniz. Ha evet. Ama deri derinin yüzdüğünü zaman. E, ve, Patlatıyor artık yani. <laughs> a, patlatıyor evet. Ee, evet doğru söyledin. Her santimetre kareye 10 kilo düşüyor basınç. 120 var <laughs> <Ha? gülüyor> Gördün değil mi? Vay be. Allah Allah. Neyse. 170 abi bir şey anlatacağım şimdi. Çok ilginç. her santimetre kareye 10 kilo şey yapıyor. Delikanlı hoş geldin. Şimdi yeni geldin değil mi şimdi? Tamam. Şimdi 76 iç ve dış basınç eşit mi? Eşit. Şu anda değil. Yukarıya çıktıkça dış basınç azaldığı için içerideki basınç sabit patlatıyor dışarıya. Burun patlar, göz patlar, kulak patlar, kan fışkırır. Damarlar durmaz. Yukarıya çıktıkça basınç azaldığı için. Ee, iç basınç dışarıya ucum eder. Aşağı inelim denizin dibine doğru. Dış basınç artacağından dolayı içeri tost gibi yapar. Ezer. Ona vurgun deriz. Vurgun derler ya. Yani. Bak yukarıya çıktıkça dışarıya doğru aşağı denize doğru gittikçe içeriye doğru basınç artar. En dengeli nedir? Dünyada yaşamak. Şimdi yukarıya tek başına çıkarsan <laughs> böyle olursun. Aşağıya tek başına inersen öyle olursun. Burada bir ayağın yerde olacak bir ayağın şeyde toprakta basacaksın. Ne demek? Yukarıya ee, yukarıya teşbih teşbih Peygamber İsa, aşağıya tesif tenzi Musa, şeriat ve ilim, aşağıya dimadı sıf akıl, tenzihçi Musa, <laughs> dima yukarı ruh, ee, yukarısı yukarısı teşbihçi İsa, yani hep soyut, soyut, aşağısı hep somut öyle ne yapar? Ee, i̇kisini cem eden toprak, alim şahadet. Teşbih ve tenzih. Duman, duman eder adamı. Denizler, denizler aşağıya siyah. Öyle. Şey çevrildiğine bakma. Evet kardeş böyle. Ee, çünkü ben de onu şey yaptım da. Niye dedim aşağıya şey yapılmış? e, dünyanın durum, durulmasına göre aşağı yukarısı değişiyor. Başka yarım kürede aşağısı bize göre yukarısı, bize göre yukarısı onlara göre aşağısı oluyor. Ama e, sema ruhlarla, e, denizin şey zemin kalple, küre yarısı kalp kainatın kalbidir der. Aşağısı yani o dağlara doğru aşağısı, dağlara doğru aşağısı. Çünkü küre yaz ya. Aşağısı, yukarısı. Bulunduğun yere göre yapılıyor. Vurgun yiyorsun. Ee, devam edeyim. Ha orada mıyız? İşte ey birader bu dalaletin yolu mahiyeti şöyledir. Küfürdeki zulmeti, küfürde zulmet, vay be kalbe attı. Karanlık kafadadır, zulmet kalptedir. Küfürdeki zulmet, ama lukata bakarsan iki şişittir. Niye vurgu yapıyorum hep? Külliyatı külliyatta anlayın diye istiyor. Külliyatı külliyatta çöz. Külliyattan çıkma. Külliyatta ol. En isabetli bu. İlk okurken, yeni yeni okurken lugatta bak ama. Kaç defa okudunuz? Üç defa. Üç defadan sonra artık lugatı koy. Lugatın külliyat olsun. Külliyattan çıkma. Orada ol. Bak. Küfürdeki zulmet Küfür kalptedir. Zulmet orada düşünce yanlıştı. Karanlıktır. Karanlık kafalar. Ha, karanlık atlidir. zulumat zulümat kalbidir. Kendisi söylüyor. Külliyatı külliyatta oku. Bu dalalet. Bakayım nerede? Evet. Biz Ecrem baktıkça onlar nazara verir. Bir haf ve deşeten vicdanı müzici bir Akılsız, evhamsız. Ha, akılsız, evhamsız ne demek onu şey yapayım size. Koymuşum buraya akıl sus. Aklı şu hemen göstereyim siz de görmenizi istiyorum. Değil yani. <laughs> Akılsız değil ha sakın ha. Aklı pişman eden, aklı yandıran. Evhamsaz, evham veren kuruntulara düşürü, düşürücü. Muzici, izaç edici, usandıran, rahatsız eden, bunaltan. Tevavuş, hali tenha ve ıssız olmak, ürkmek, kaçmak, korkmak. Demek ki vicdana haf ve deşet ne demek? Bak demek ki vicdana haf ve deşet ecrami ulviye canibinden geliyor. Bir daha vicdana haf ve deşet ecrami ulviye canibinden geliyor. Yani Allahsız düşünce noktayı istinatsızlıktan geliyor. O zaman vicdana haf ve deşet noktayı istinatsızlıktan olur. Bir daha. Bir. Bir daha. Vicdana haf ve deşet elva e, ecrami ulvi canibinden geliyor. Ne demek elva e, ecrami ulvi canibi? Allahsız düşünmek yani noktayı istinatsızlıktan Haf ve deşet noktayı istinatsızlıktan, istimdatsızlıktan değil. Noktayı istinatsızlıktan geliyor. Noktayı istimdatı da gelecek. Şimdi biraz gideyim geri geliyorum. Ben burada akılsız, aklı pişman eden, akılsızlık değil bu. Var ama pişman olmuş. Aklı yandıran bir şey. Yani aşağıdan yanıyor fokur fokur. Aklı devre dişi yapmıyor. Tam tersine. Evet. Değil o. Akıldan beslenmiyor. Çünkü Allah'a iman eden akıldı. Ahirete iman eden vicdandı. İkisini cem edince iman olurdu, kalpte olurdu. Ahirete iman eden, yani yakini iman eden demek, ahirete yakınlık hisseden vicdandır. Vahye ilk muhatap olan, Allah'a kabul eden akıldır. Akıl nokta istinat denilir vicdana nokta istimdat cemi iman kalpte olur. Dolayısıyla akılsız evhamsız yani akılsız vicdan Allahsız olur. Başka yere gitti aklımda. Bir ara Verelim mi abi? Verelim abi? E tamam. Ondan sonra devam edeceğiz o zaman. Edeceğiz öyle. öyle mi? Ha tamam. Ya, zaten, mi? Tamam. Vahir de vahumenil hamdulillah Rabbi'l alemin el Fatiha. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bugün kaçtı abi? Dima 199 vicdan 23 23. E, 23. dersin ikinci versiyonu. Ders ara verdik. Şimdi ikinci babı devam ediyor. Eee bu hallere düşenlerin mağdub dallin ne olur? Kıştır daim güz yazı. Yani kışa yazı güzü hep zulümatlıdır. Kış ne demektir? Niye kışa nispet edilmiş? Çekirdekleri çürüten, büyütmeyen, esbab olarak, ne neşunema bulmayan, insanın fıtrat istidat çekirdekleri kışta büyümez. Güz yazda büyür. Yani bu hallere düşenlerin halleri kıştır daim. Nesi Güzü de yazı. Yok yani. Tek mevsim yaşar. Mevsimi tektir. Ustada bak ya. Bu, bu böyle midir? Hayır ben böyle anladım. Ben böyle anladım. Bu böyledir diye mi? Cinayettir. Gel vehmini ele al. Kim alacak? Alan alsın. Ee, i̇stersen akıl alsın. Vehim bir sistemdi. Bunu akıl alır, bunu vicdan alır, bunu kalp alır, bunu ruh alır. Niye alacak vehim? Vehimi işletecek. Niye işletecek? Ee, müpem, gizli, ima, remzi, işari, sari de olup gözükmeyen ince manaları, fikri, e, şüpheli, zanlı, duygusal, hisli, latifeli, ince manaları vehim çıkarıyor. Mesela vicdan diyor ki ey vehim gel benim his sistemim var. Gir içeriye aklın anlayamadığı yerler var, dehlizler var. Git çıkar. Gel vehmini ele al. E tamam aldım. Hayal üstüne de bin. Hayal suratinde, ruh kuvvetinde. Şimdi seninle gideriz. Zulümatı Adem'e zulümat yok. Zulümatı Adem'e doğru doğru. Aşı burası. Zulümatı Adem'e. O mezar ekberi. Ne kadar büyük mezar. Çünkü ezel ve bedekada mezar. Her şey ölmüş. O şehri pür envatı bir ziyaret ederiz. Orası ölülerle dolu şehirmiş. Adem zulümatı. Adem zulümatı demek hayata nispet edilirse ölüler, ölüler şehri. Ölmüş. Evet. Şehirde ama evet. mezarlıkta. Ve Şu... Geziyorsun ama <laughs> hiç, insan yok. hiç kimse yok. Zulümat Adem'e hayal ile gidiliyor. Akılla gidemezsin. Adem'e gidemezsin. Adem'e çünkü Aklın ayağı var, kanadı yok. Kalbe demiş ya akıl. Benim kanadım yok. Benim ayağım var. Ben uçamam. Yürürüm. Bana arkadaşlık yap. Bana uygun ol. Demişti. Zulümat Adem'e hayal ile gidiliyor. E, hayale binen kim? Vehim. Vasta kim? Hayal. Vehim hayale biniyor. Allah Allah. Mesela bunu şeyde de söylüyorum. Ee, İhlas Risa Orada Orada söylüyor ya. Öyle demiyor. Ben de şöyle anlıyorum tabii. Ha. Diyor ki hayali şey gel vehmini ele al diyor. Ha aldın. O kim ele alıyorsa hayale de o biniyor. İşte o. Vehim değil ki. Vehmini eline alıyor. Aldım. Hayale de biniyor. Tamam. Kimse o. Ben öyle ama. İşte bunun arkasında tamam, Beyim, işte, ben işte şimdi şey ama tamam vehmi kim ele alıyor? Biraz önce anlattım. Ya vicdan <laughs> aldı, ya akıl aldı, ya kalp aldı. Ee, o sistem aldığınca o vehmi bindiriyor hayali. Mi? Mesela, hayal ise, eğer ise vehim oluyor yani. Gibi. Ama o dizgini de bir adam tutuyor. Yani e, hayal, at ise dizgini vehim oluyor ama o dizgini tutan ya akıldır ya vicdandır, ya kalptir, ya ruhtur. Kadir Ezel'i kudret eliyle Adem zulümatından vücuda çıkarttı bizi. Bizi vücuda bindirdi. Hiç böyle tasarruf etmedim. Metni böyle düz yazı yazdı. Bizi vücuda bindirdi diyor. Çok da garip değil mi? Vücuda çıkarttığı olması lazım. Çıkarttı sonra bizi vücuda bindirdi. Şu dünyaya lezzetsiz, tatsız, şehir olan dünyaya gönderdi. Dünya lezzetsiz, tatsız, ruha böyledir. Bedene lezzetlidir. Dünya noktalı virgül neymiş? Hem tatsız hem lezzetsiz hem de sahrayı haile, korkun çöl, korku ve deşet veren yer dünya. Gözümüz açıldı. Altı cihette bakmaya başladık ve başardık. Birincisine ilk bakış yardım ve merhamet istercesine önümüze baktık. İlk bakış öndür. Fakat önümüzde beliyeler, bela, afet, musibetler, sıkıntı, elemler önümüzde düşman gibi taciz eder bize. Bundan korktuk. Çekindik, sağ sola bakınmaya başladık. Yok mu iş? Yani kimse bize hizmet edecek. Fakat beklediğimiz merameti bulamadık. O metni konuşuyorum ya. Yani. Sonra mustar adamlar gibi meyusaneye yukarıya baktık. İnsan yukarıya bakar. Kur'an bakışı bu. Atla giden il, ilel ibili keyfe huliket böyle deveyle binen bir adam neyi görüyorsa Kur'an öyle tasvir etmiş. Dağlar. Sonra semaya bakar. Sonra aşağı iner. Mustar adamlar gibi mevsane yukarıya baktık. Ecrami ulviye tehdit karanı görürüz. Ecrami ulviyeyi. Ecrami ulviye nedir? herhalde burada söyleyecek biraz önce konuşmuştuk buradan da medet bulamadık yıldızlar tehdit vari dönüyorlar ve bizi tanımıyorlar ruhtaki haletler ya buradan da meyus olduk hayrete düştük başımızda başımızda eğildi sinemize saklandık görmeyelim diye nefsimize bakarız nefsimiz derken nefse mare değil. İnsan. Ben. Yani namaz kılmayan nefsine zulmetti diyor Mevvel Risalesi'nde şu alarda. Ne demek o? Namaz kılmayan nefsine. Nefis deyince hemen biz de emmare anlıyoruz. Levame memuli yani memutmayne raziye safiye natika. Ya insan. Beşer. Baktık beşeriyetimize. Nefsimi, zavallı nefsimizden nefis insan demek. Binlerle hacetlerin sayhaları, ihtiyaçların çığlıkları, bağırmaları, haykırışları geliyor. Binlerle fakatlerin yokluk, ihtiyaç, yoksullukların eninleri, inlemeleri çıkıyor. Teselli beklerken tevahuş, korkma, ürkme ediyoruz. Buradan da hayır gelmedi. Ne etti? İki. Öne baktık, üste baktık. Bu sefer iltica karanız sığın, sığınırcasına vicdanımıza girdik. Fakat vicdanda görürüz binler emelleri, ümit, kuvvetli istekle istek, ummak, galyanlı arzular, coşma, kaynama şeklinde arzular, heyecanlı hissiyatlar, tüm bunlar kainata uzanmış. Bunların her birinden titreriz. Vicdandaki amal yani emeller, istekler, arzular sıkışmışlar vücut Adem içinde. Vücut Adem içindeymiş. Vücut Adem içinde. Görüyor musun? Ustadın tabiri. Vücut Adem içinde. Allah Allah. Varlık yokluk içinde. Allah Allah. E, i̇lim cehaletin içinde. Gazanede öyle diyor ya. Çok tuhaf ya. Aslında tam tersi olacak. Adem vücutta olması lazım. Vücut Adem'de, İlim cehaletin içinde. Bir tarafı ezele, bir tarafı ebede uzanıp gidiyorlar. Öyle vusatları, genişlikleri var. Eğer dünya yutsa o vicdan da tok olmaz. Ezele ve ebede vicdan da. Ezel ve ebed vicdanda aktif. Evet. Sureti dimada, kanuneti vicdanda. Hakikati kalpte, mayeti ruhta. Ezel ve ebedin tezavür. Bir daha. Ezel ve ebedin sureti dimada, ezel ve ebedin kanuniyeti vicdanda, ezel ve ebedin hakikati kalpte, hakiki şey sabit etün esma ilahiye. Ezel ve ebedin mahiyeti ruhta. Vücut ezele, Adem ebede nazm-ı mani ile sıraladım. Yani sıraladım. Kafayla çözülecek şey değil bu. Bu kafayla iş değil biraz önce ki o bütün o sistemden taramadan vücut ede mesela şöyle düşünün. Zatı sıfatları sayalım. Vücut, beka, vaktaniyet, kıdem, muhalefetun, lilavadis, kıyami binefs. tekvin. Vücut orada bakın. Vücut ezele, adem ebede. Adem Adem içinde. Vücut Adem içinde. O zaman Adem ezel gibi oluyor. Çünkü muayenleşmiş hali vücut Adem, Adem zaten ebed evet işte. Değil işte. Adem ezel vücut ebed evet oluyor. vücut zati sıfattır, mustakildir. Adem ise tekvinin içindedir. Tekvinin bir sıfatıdır. Yani sıfat asıl yerine geçmez. Biraz devam edeyim abi. Niçin oldu? Ezel ve ebede ebede uzanan emeller, arzular hepsi vicdandaymış. Adem, adem, sırf ve o adem bu e, genel o bu 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 ademi bu Adem'i bu 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 o, o Adem, Efti evet, vicdandaki o Adem. Kanuniyet galiba. Ki kanuniyet. <laughs> Nazm-ı mani ile bakarsak, işte bu elim yolda nereye bir baş vurduk, onda bir bela bulduk. Zira madup ve dalin yolları böyle olur. Tesadüf ve dalalet o yolda nazar endaz. Vücut ezele ma madup. Adem ebede dalin. Bunu yazabiliriz mesela. Ee, yazmış ya ezel ve Ebet. Ey var var. Eğer bak buraya bakmadan nazmani de orada çıkarmışız birinci derste. Ee, bak ezel ve Ebet. Eğer vücuda çıktığı halde vücuda kalmayıp mağdup yani Allah'ın merhametinden muacel mahrum kalarak şu anda peşin gadaba uğramış olur. Eğer bu alemde Adem alemleri, günahlar, şirk ve küfür Adem'dir. Adem nedir diye sorulursa Adem günahlar, şirk ve küfür, masiyet bunlar Adem'dir. Eğer bu alemde Adem alemleri yani günahlar, şirk, küfür hesabına yaşamışsa bir insan ebed dalalete kalmıştır. Ebed dalaletine kalmıştır. Yani geçmişinden koparsa mağdup, geleceğini kaybetmişse dâlin olur. Allah Allah. Burayı kaçırmayın. Geçmişinin geçmişinden koparsa mağdup, geleceğini kaybetmişse dâlin olur. Bunu yazmak yazmak lazım. Ee, şunu şöyle yapalım. Devamı. Ya kanun bu sistem. Artık düşünce istediğin gibi yaparsın ne yazacaktık burada? Ne demiştik? Geçmişinden koparsan... Ha, geçmişinden koparsan. Hı, Öyle mi demişti? Hı, Yanlış yapmayalım. Evet, evet, geçmiş, geçmiş mi demişti? Koparsa, mağdur, geçmiş. Geçmiş. Geçmişinden koparsa mı diyor? Evet, abi. Koparsa. Mağdur. Heh geleceğini ten. Başka madde olursa onu da koyarız. Dursun. Vay be. Külliyat bu cihette baktığın zaman nasıl biter ya? Biter mi? Ee, evet abim. Geçmişinden koparsa mağdup. Vay be yine yani nokta istinadı Allah'a kaybetmişse mağdup, nokta istimdadı ahireti kaybetmişse dallin. Tüm bunla vicdanda oluyormuş tüm bunlar. Buna bir satır sonra Sari şöyle söylüyor. Bunu bir satır sonra Sari olarak açık olarak şöyle söylüyor. O nazarı biz taktık. Bu hale böyle düştük. Şimdi dahi halimiz ki mebde yani Allah'a iman ve meadi ahireti iman hem sani hem haşi muvakkat unutmuşuz. Görüyor musun? Allah ve ahireti unutmaktan. Ee, geçmişi unutmak, Allah'ı unutmak, geleceği kaybetmek, ahireti kaybetmek. Sani ve maadi. Bu hal cehennemden beterdir. Allah Allah. Allahsız yaşamak. Hasan abi. Ha abim. Ezel, ebedi de içine almıyor mu? Alıyor. Evet. Yani hani diyoruz ya istikbale giderken aslında mazine gidiyor. Ebed esma mıdır? Ebed esma oluyor abi. Esma. Ezel esma mıdır? Niye mustakil düşünemiyorsun ezel ve ebedi tek tek? İlle onun içine sokuyor. Mustakildir adam. Aa, niye ben sen olayım sen ben olasın? Ayrı düşünürsen. Esma ayrı. Allahsız ahireti düşünür mü adam? Abi? E, Allahsız ahiret e, düşünemez. düşünemez, zor olur. İşte ezelsiz evet de olmaz. E, mesela o Allah var ahiretsiz o da olmuyor diyor. Allah var ama böyle karar memleketi yok. Yaptı, yarattı, yarattı. Her şey sonuçsuz, sıfırlandı. Ahiretsiz dünya ne olur? Bu kadar dile masraf yok oldu. Ahiretsiz dünya ne olur? Ahiretsiz Allah ne olur? Var mıydı ki olur? Olmaz yani. bir. Celalsız cemal, cemalsız celal. Ahiretsiz dünya, dünyasız ahiret. Abi o esma evet işte bir farklı. Kaderi salisi mesela ezelden bakan bir aynadır. Ezel. Ama ebed de bir esma ya. Biraz zulme diyorsun gibi geliyor bana ebede. He, biraz böyle. Bir de şunu anlamadım abi. He. Hav kalbi bir akli değildir korku aklıdır. Allah'tan, evet. Yani Allah'tan e, haf, imanlı insanın yaşadığı yaşantısı, düşüncesi şekli değil midir abi? O, tabii iman kapte abi. Evet. Ama şu, <laughs> gafur. Her şey ama. He ta bak şimdi. Her şey sistemi. Birisi sureti. Ben yani baktığımız zaman iman kaptedir deriz ama sureti dimadadır değil mi? Kanuneti nerededir? E, vicdandadır. Yani konuştuğumuz ama bu neydi? Mesela diyelim ki karnım ağrıyor, ö e doktora gittik. Ne alakası var beyindeki bir şeydir? Adama buraya bir şey sürdü, böyle bir cihaz var. E, Mide teli kanser olup olmadığını gösteriyormuş. Namideyle ne alakası var? Çekap bir şey yapılıyor, buralara sürdü sürdü, şuralara da sürüyor. Bu alet de sürüyor. Ondan sonra söylüyor ki niye baktım biliyor musun? Niye baktım? Midede kanser var. Ne alakası var midede kanser var? Yani kendisini başka bir şekillerde ifade ediyor diye anlattım. Mesela şöyle diyeyim. Ruhunda e, ruhun da sana karşı mesela daha ilerisin git. Eskiler derdi bizim memlekettekiler. Bir evin sana dost ve düşman olduğunu nasıl anlarsın? Çocuğundan anlarsın. Çocuğu mesela Mesela, aa, gafur opto Gafur topo geliyor. Gafur Gafur geliyor. Bir de Gafur amca. Aa, evin aynası. Bir de bunlar alkas yok da ama bir kadın nasıl giyinmek istiyorsa çocuğuna öyle giydirir. Çocuğun giysisi kadının arzusunu gösterir. Bu mevzunun dışında kesiyoruz. Bunu sil. <laughs> Çünkü Allah Resulü diyor ki büyük, küçük çocukların haya yerleri büyükler gibidir. Büyükler gibi örtün. Yani bak cehennemden beterdi bize oyun geliyor. 220 miydi meslevide diyor ki cehennem 7 tabakadır. Bu izah edilmeden bu izah edilemez o meslevideki. Cehennem 7 tabakadır. Cennet 8 tabaka. Bak şimdi. Işte. Cehennemin birinci tabakasının adı cehennemdir. Diğer tabaka cehennem değildir. Genelde cehennem denmesinin sebebi merhameten denmiş. Bu cehennemin birinci tabakasına kafirler girmeyecektir. Müslümanların günahkarları yani günah çok fazla imanı var. En son günaha bitince gidecek olan var ya bu kapatılacak. Ve bunu bilmeyenler vay bazı alimler kabak piş ekmişler. En son Müslüman çıktıktan sonra o cehennem kapanıyor birinci tabaka altı tane diğerleri işte bir ezeli vebedi ve birinci tabakaya kafir giremez Heh. buraya kim girecek Müslümanlar günahkarlar. Bu bilgiden sonra izah ediyorum meslevi cehennemi cismani cehennemin birinci tabakası Müslümanların günahkarlarına ait olan cehennem kafirin ki birinci tabakaya giremeyecek şu dünyada yaşadığı cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Hatırladınız mı? Cehennemi cismani, kafirin cehennemi manevisi dünyada şu anda yaşadığı ne göre? Burası Müslüman'ın cennet gibidir. Allah Resulü'nün tabiriyle hamam sıcağı gibidir. Hadis. Ya. Ya. Ama o sevgi bir bırakmaz seni. Tabi. Mesela sabah ne lazım? Böyle bir Allah. Bunu böyle sana yapan. Bunu böyle cehennem hamam sıcağı yapan Allah'a. Sevilmez mi? Evet. Eğer seni Allah seviyorsa yani seni bir sevgi olur. Eğer korkutuyorsa korkman gerekiyor yani. Herkes Alemindekini ifade eder. Allah'tan korkulur. Doğru. Allah sevilir. O da doğru. Sen nasıl tecelliye mazursan celal tecellisindeysen Allah'tan korkarsın ve Allah'tan korkutursun. Bu böyledir. Kaçamazsın. Ve nasıl adamlar bunlar Allah'ın celalinden korkusundan korkmuyorlar. Ait var. Doğru. Ötekisi de cemal hakim C cemal aktif Cemal aleminde yaşadığı için cemal gösteriyor. Bu da doğru. Ama ikisi de bir topal oluyor. Birisi sağır, birisi kör. İkisini cem edersen celal de cemali cemal de de celali cemeden kemali kemal olur. Ve Kimdir o? Nasıl buluruz? Asın imamında olur. İlmi kelam, dima. Tasavvuf, kalp. Akılsız, kalp kapsız akıl kabakla kabakla fındık gibi dengesiz olur. Akılsız kalp fındık gibi olur. Yani fındıkla kabak için şey, ikisini cem edilirse tamam olur, kemal olur. Nerede bulunur bu? Hangi çarşıda? Asım uçu didinde olur. İlmi kelam akla, tasavvuf kalbe ikisi cem etmek Cadde-i Kübra, Muzami Ümmet burada yürür. Hiç gözünü kapatmamış abi ya. Hiç. E, öyle dedi. Hiç gözünü kapatmamış abi. E, orada diyor bazen gözünü kapatarak gidiliyormuş. Buradakiler ve buradakiler. Usta hep açık dolaştım diyor. Yani ben şöyle biraz bu mevzularla meşgul olup mesela tecrübe, hayal, düşünceler, geçmiştekiler, yaşadıklarımız baktım ki kayıt mayıt değil o. hep mekan açmış hep genişletmiş. Orada acayip bir dünyalar var. Yani bu açıldı açıldı. Buradayız ama buralı değiliz. Bedenle buradayız. Bedenle buradayız, buralı değiliz. Hiçbir tarafımızda. Bir baktım yani o içeride açılan yer buraya hiç benzemiyor. İç bir sürü haletler var, dünyalar var içeride. Var yani, iddia değil bu. Haletler var, yaşadığımız bir sürü şeyler var. Üstünü açtığın zaman aktif oluyor. Buralı değiliz. Buradayız ama o açıldı. Acaba nerede açıldı bu ya? Burada açıldı zannediyoruz. hakikatı süret, süretsiz hakikat olur mu? Aynı, aynı hakikati zahirde görmek. Peki e, sırrı ehadet nerede inkişaf etti? Nur Tevhid'de. Hakikati suret, suretsiz hakikati yok ya. Nur Tevhid'de. Lemalarda diyor Ey Eyüp Aleyhisselam. Şey, Eyüp'te mi söylüyor? Yunus'ta. Devam edeyim. Şu çok garibime gidiyor da izah etmek hep duyarım, şey, ihtiyaç duyarım. Cehennemden beterdir. Daha muhriktir. Nasıl daha muhriktir? Ya niye çıldırmıyor? İptal isteğinden başka arkadaşlar, intihar, intihar işte e, bir kaçıştır, tamam mı? Kaçıştır. Kimden kendisi kendisinden kaçıyor? Kendisini kendisi yönetemiyor. Kendisi kendisine düşman. Mesela öyle bir hastalar var ki öyle hastalar. Ben duymuşum ki, duymuşum. Kafamdaki sesi susturmak için bıçak saplamış insan biliyorum. Sesimde Yatamıyorum. At kendini, at kendini, vur kendini, at kendini diyor Hayır sus Bu Bıçak vurmuş kafasına. Karnını karnını delen böyle insanlar var. Ya peki diğer kafirler bu, bu kafir değil. Aktif olmuş o alemler, Adem alemleri günahlarla aktif etmiş masiyet. Adem nedir? Günahlar, musibetler, hastalıklar, dertler vücudu değil. a Günahlar. Peki kafir ne yapıyor? Baskılamış. İçkiyle, kadınla, şunla, bunla baskılamış. İşte cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Yakan, yakıcı. Ruhumuzu eziyor. Zira o şeş altı cihetten ki onlar başvurduk öyle halet almışız. Ama niye? Ama hemen sana şu soru soracaklar. O ama gülebiliyor adam. Peki başka? senin hissettiklerin hiçbirisi yok. İptal etmiş. Yok o. Dişe adam müdahale ediyor. Doktor, diş doktor. Ne hissetmiyorsun? En ufak iğne iğneyle çıldırırken adam deliyor ya. İptal hissetmiş. İğne vurmuş ya. E peki nedir o? Günahlar. Günahlar iptal istir. Mesela canı sıkılan kitaba ve Kur'an'a kitap okuyayım. Not başvurmuyor. Hemen film seyredeyim. Ne, film ne demek biliyor musun? Film, acela vesaire, aksiyon şunlar. İğne vurayım. Au, ağrım ağrın var bir hap ver, ağrı kesici ver demenin adıdır. Oh, sıkıntı niye var? Ağrı niye varsa? Ağrı niye ağrıyı niye susturuyorsun? Diş ağrısı büyük nimettir. Olmasa ne olur? Dişin çürür gider. Mide ağrısı iyi ki var. Diyor ki alan veriyor, git tamir ettir. Sıkıntı nedir? Kalpte kalpte bir sıkıntı var. Baskılama. Niye filmi seyrederek baskılıyorsun erteliyorsun? Sıkıntı yok Ne diyor sana? O bir şey diyor sana. Git o risale aç, Kur'an aç, bir namaz kıl. Bir şey yaz yani. Ama bir şey telefonu versene ya. Bir film seyredin. Hemen hemen telefondan niye, niye çıkmıyor? Sıkıntıyı baskılamak için. Kardeşim bu iğnedir ya. Uyuşturmaktır. Ha çıksın ha telefondan. Bir an çıksa <laughs> ve telefon elinde uyuyor. Baskılama. Nokta istinat ve nokta istimdadı kaybetmekten vicdanda bir halet aldık. Bu halette bu halette ne var? O halet usta şöyle demiş bak. O halet nokta virgül koydum. Hem hani kendisi bu benim değil. Bir, Haf ile dehşet var. <laughs> İki, Ats ile raşet var, titreme var. Hem kalak hem vahşet var. O halet bu. Abiler haf ve deşet, ats ile raşet, kalak ile vahşet varmış o alet. Ne? Allah'a vahireti kaybetmekten ruhta olan bu. Yazayım onu. İyi olur. Nokta istinat Allah'a iman. Burada büyük yazayım. Evet istim Dağıdı, kaybetmiş. Kalak çank sıkıntısı, gönül darlığı, zahmet sıkıntı, vahşet, ıssız korkunç yer. Korku, ürkütücü, yalnızlık, ıssızlık, tenahlık, vahşilik. Hem yüt, yetimlik, kimsesizlik. Hem yeisten mürekkep. Tüm bunların karışımında tek halet olması vicdansız. Yani bunların toplamı vicdansız. Yani vicdanı vicdan yakıcı, vicdan yakan, vicdanı yakan, vicdanı rahatsız eden, acı ve keder veren. Dayanılmaz hale sokuyor. Çok korkunç ya. Bunda da bu beş tane ile halet yapılmış. Vicdanda bu beş tane ile halet yapılmış. Beş taneyi yukarıda saydık. Bak beş. Ee, arkası işte beraber. Beşi anladınız değil mi o? Ee, bunlar vicdandaymış. Bunlara karşı... Şimdi her cihette, her cihete mukabil bir cepheyi alırız. Define çalışırız. Evvela kudretimize muracat ederiz. Vay sefa görürüz. Rabian, biz ecram ulveye baktıkça baktıkça onlar nazara verir. Bir hafile ile dehşetim. Hem vicdanı muzici bir tevahuş geliyor. Akılsuz, efhamsaz sözler 741. Vicdanın muzici. Nerede diyor? Şurada. Şu <laughs> görüyor musun? Mouse'u görüyorsunuz değil mi orada da? <laughs> evet. Vicdanın muzici demek vicdan ezen, usandıran, sıkıntı veren, bunaltı veren. Ecram-ı ulviye demek ulviye. Haf ve dehşet veriyor, korkutuyor, ürkütüyor bizi. Akılsız, aklı pişman eden, aklı yandıran, evham saz, evham veren kuruntulara düşürücü, muzici, izaç edici, usandıran, rahatsız eden, bunaltan, tevavuş, hali tena ve ıssız olmak, ürkmek, kaçmak, korkmak, Demek ki vicdana haf ve dehşet ecram-ı ulvi canibinden geliyor. Yani Allahsız düşününce noktayı istinatsızlıktan oluyormuş. O zaman vicdana haf ve dehşet noktayı istinatsızlıktan geliyor. O sayfa bitmedi. Zira amal, arzular, istidat ve hissiyat daim ebedi istermiş. Yapısı bu. Onun yolu yolunu bilme bilmezdik, bilmiyorduk. Yani bu nasıl çözülür? Amal, arzular, yani istekler, arzular, istidatlar ve hissiyatlar nasıl kıblesine koyacağız? Kabesine nasıl koyacağız? Onun yolunu bilmezdik, bizden yol bilmemezdik. Onda fizar, ağlayıp inleme ve niyaz yalvarma demek vicdan ebed istiyor. Amal emeller demek. İkinci kutbu imanı ki tasdiki ki haşirdir. Saadeti ebedi, o sadefin ceviri iman, burhanı Kur'an, vicdan insanı raz. Raz demek gizli, sır, saklı şey demek. Ne demek bu? 700 Vicdanda insana ait ahiretin bizdeki karşılığı varmış. Vicdanda vicdanda insana ait ahiretin bizdeki karşılığı varmış. Yani saadet ebediyenin ifadelenişi vicdanmış. Yani ahiretteki saadet ebediye paketlenmiş, hulasalanmış, kocaman ağaç paketlenmiş, çekirdek olmuş, insana konmuş. İnsana konulmuşun adı vicdan e, vicdandaki sır ikinci kutbu imanı olan imani bil ahiretle bende ortaya çıkan vicdani sır. Yani vicdandaki sır nasıl çıkıyor? Ahireti imanla ortaya çıkıyor. Vicdanı sır ahirete iman etmekle vicdandaki bütünlüğün beşeriyetten insana dönüşme aletiymiş. Bir daha vicdana ahiret ahiret imanı verirsek Ali vicdanı ahirete iman verirsek, vicdandaki irade, vicdandaki zihin, vicdandaki his, vicdandaki latife, irabbaniye aktif oluyor. Bu dördünün aktifliğinin bütünlüğüne e, nasıl geldik? Ahirete iman ile oldu. O zaman vicdanı sır bu. Dördünün bütünlüğü. Ahirete imanla ortaya çıktı. Vicdani İki tane sır vardı biliyorsunuz. Bir dima ait, bir vicdana ait. İki tane sur, iki tane şuur vardı. Dima ait akılda, bir de şuur vicdanda. Ha nedir o? Eğer ahirete iman vicdana hakim olursa, vicdandaki o dört mertebe irade, zihin, is, latife-i rabbani aktif olur aktifliği kadar bütünlük olur. Bütünlüğünün adı şuur. O şuur bize halet olarak yansır. Allah'a iman birinci kutbu imanı ise bu da Kur'an'ı kabul eden yani Allah'a iman ne demek? Dimağa bakıyor. Bu da Kur'an'ı kabul eden Kur'an vahiy geldi. Cebrail atla hitap etti. Kur'an'ı getirdi kabul eden akılda meydana gelip tüm dima sirayet ederek dima bütünle bütünselliğinin ifade edip gösteren birinci sır. Birinci sır vahiy geldi. Cebrail getirdi. Akıl bunu kabul etti. Eğer vahiyi burayı dinleyin. Bak bu çok önemli. İki tane sır. Bir sır, ikinci sır. Birinci sır Risale'de geçen sır. ikinci sırla diyor. Birinci şuur, ikinci şuur. Hepsi aynı makamda. Birinci sır vahi dimağa geldi. Kabul etti. vahi kabul eden dima akıl tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, iltikadını ona göre şekillendirdi. Bu yedi mertebeyi tayin pekmez gibi karıştırırsan yedi mertebeyi karıştırmak akli mertebesine sır. Eğer bu dima vahi kabul etti itikada dönüştü. İzan yöntemiyle dimadaki dima ile vicdanı birbirine bağlayan koridorun çocuk anayı bağlayan koridorun adı izan. Yani dima vicdana bağlayan koridor izan. İzan ile dimadaki itikat vicdana indi. Vicdana inince Kur'an'da ahireti iman vardı. Allah'a imanla süslenince ahireti iman ortaya çıktı ahirete imanla da vicdanı da süsledi. Allah'a iman dimala, ahirete iman vicdanla bütünlendi. Ondan sonra kalbe geçti, iman oldu. Hasan abi, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi, bir, sanki üç tane sır var abi. Serbest bölge, sırrı zaten kendisi. Birinci sır dimağın tahakkül ve bütünlüğünü şey yapmak, tahakküle gelen vahiy ile birlikte bütünlüğü. Yani bu ikinci sır belki bu. Üçüncü sır da vicdanın bütünlüğü belki diyebiliriz. Ve hatta şunu söyleyebilirim. Mecbur oluyor bunu demeye değil mi? Çünkü nedir? Üçüncü bir evet ustad oysa bir ikinci sır diyor. Bu ne için mecbur oluyor? Sırın sureti, kanun eti, hakikat manyeti vardı ondan. Bak, onu bilmeyerek, şurlu şuursuz olarak şuurlu söyledi. Yani e, ee, sır tek değil. Ya aslında bunu neden söyledim? Lafı aslında nereye getireceğim abi? Yani bu ilk sır ee, Rahman'a bir ikinci ve üçüncü sır diye kastedersek benim dediğim gibi bu da Rahim'e Doğrudur. Ahiret imanla oluyor zaten. İkinci sır ne olursa olsun vicdan ahiret imanla aktif olur. Dima Allah imanla aktif olur. Başka bir şeyin yolu yok. Başka şey yok. Bak devam ediyor zaten. Bak bu cümleye bakın. Şimdi anladım ki şurayı sileyim. Ee, şimdi anla 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 me yok. Sil. Şimdi anladım ki vicdandaki sır ikinci kutbu imani olan imani bil ahiretle bende ortaya çıkan vicdanı sırdır. Vicdanı sır demek nokta iki nokta üstüse ahirete iman etmekle vicdandaki bütünlüğün yani beşeriz, beşer demek zıtların cemidir, Zıtlar cemi, şerlerle doluyuz, hayırlarla doluyuz, celal, cemal hepsi var. Ama ondan sıyrılmak nispetinde, beşeriyetten sıyrılmak nispetinde insana dönüşme haletidir. Vicdanı sır. Beşeriyetten insana olmak, insan olmak. İnsan olmak kolay değil. Allah'a iman birinci kutbu imanı ise bu da Kur'an'ı kabul eden akılda meydana gelip tüm diman mertebelerini sirayet edip değiştirip dönüştürüp bütünlüğe gelirse diman bu birinci sır. Vicdan bütünlüğü gelirse ikinci sır. Aklın sırrı diman bütünlüğünden, vicdanın sırrı vicdanın bütünlüğünden. Aklı bütünlüğe getiren Allah'a iman. Nokta istinat. Vicdanın bütünü ahirete iman. Nokta istimdat. Kalp bu iki bütünlüğü cem edince onun adı iman. Onun adı iman. Onun adı iman. Böylelikle şarkıyla söylediğim şeyi ne yaptım pek? E? Sübliminal yaptım. Daha çözemez Şey atamazsın. İman. İman. Boşuna yapmamışlar Migros'un şeyi. Yok bilmem ne fabrikanın şeyleri. Bak tavşan yapmış, köpek yapmış. Bilmem ne yapmış. Adamlar simge kullanıyor. Hadi bakalım. Aha, bu sır konusunda ilk defa yani dumağda da sır var. biz şey demiştik sanki. Kılsım akıllar e, kalpte vicdan şeyi. Sır var değil mi? Sır kalpte mi? Vicdan da mı yok? Vicdan da. Evet. Hayır hayır akılda sır da vardı. Dikkat edersen. Tamam mesela şöyle demiştik hatırlarsan. Sır hiç Yo, bak şöyle hatırlarsın bak ben sen sen. Şimdi e, Allah'ın yedi tane subutu sıfatının bütünlüğü, dimadaki bütünlüğü ne demiştik? Şey demişti. E, on 16. sözde güneşteki ziya, güneşteki ziya, ziya nedir? Yedi renk, yedi renk. Sebep. Ha, onun bütünlüğü ama akılda kanuniyet. Akıldaki kanuniyet birinci sır, kalpteki hakikat ikinci sır. Şey vicdandaki. Mesela sureti serbest bölge. Kanuniyeti akılda. Hakikati yani bu sırın ama ee, şeyde vicdanda mahiyeti kapte. Orada son buluyor iman böyle olmuştu. Şimdi sonraki tarihlerde açarız demiştik. Açılacağını zannediyorum demiştik. Ondan sonra. Ee, bak bir daha. Uygulayayım. Gafur dedi ki sır abi bir kaç tane var bir iki tane yok. Şunu demek istedi. Sırın sureti serbest belgedir. Ya, ya. Yazayım pek. Yazayım abim. Zavallı iyi çocuktu. Zavallı iyi çocuktu. Şimdi ben mecburu yazayım. He? Kalın, Kalın, Kalın sarı gözükmez. Gözükür mü? Bakayım. Denemek. Adına. Denemek. Bu yöntem var ya bu yöntem. Bu yöntem e, geçişleri sağlıyor. Neyin? Kur'an büyük insandır. Evet. Bu Kur'an kainat, şeceli hilkattır aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kebir kainat, insan ekber. İnsan, kainatı suğra, Kur'an'ı suğra. Bu yöntemle çöze, çünkü bunu siz çözemezsiniz. Bir yerde öyle diyor, bir yerde öyle Ya nereden tutayım? Alabalık gibi ya. Alabalık o kadar yağlı ki tuttuğun zaman lap diye kayar elinden. Tutamazsın yani. Ha, onu hafsetmek, hapsetmek, hasvetip hapsetmek, kendi mal etmek. Ha o birbirine tezat gibi gözüken, çatışan gibi gözüken mana bilin ki birisi surettir, O mecbur kaldı. Dedi ki sır bir tane olmaması lazım. Tabi sureti, kanuneti, hakikati genelde, genelde e, bunlar suret eylemdedir. Kanuneti insanın içindedir. Bak biraz genişlettim bunu. Açtım. Ama bunu biraz da <laughs> ileri safa götürüyorsun. Geri götürüyorsun. Bu sırrı insanın yapalım. insan İnsanın sureti eylemdedir. Kanuneti içindedir. Hakikati Esma-i Mahiyeti Allah'tadır. Bak gördün mü? O zaman kolay olur. Sırrın sureti serbest bölgedir. Ne olabilir orada? Hem tılsım var evet. hem sır var. Kanun eti, Akılda kanuniyet öyle. Nele var ya vahiy muhatap oluyorsun. Ya çok acayip ya. Yani insan gelecekte üniversitelerde böyle yöntemlerle anlatılacak. Mesela iktisat. Bir sürü tasifler var. Tasifler var. Tıp. Mesela insan organını anlatırken şu beden ruh falan diyor. Sonra kafayı yaldı Değil mi doktor sizden? zaten? Sonra adam çizdi böyle şey yaptı. indi aşağıya. Bunun gibi yani. Bunlar Risale-i Nur'da mesela bu yöntem olacak. Başka ne yöntem? evvel ahir zahir batın, sikke turahat, mühür. Sonra mülk ve melekut, şadet ve gayb. Yani yöntem. İstersen elli defa külliyatı oku, havanda su dövmek gibi aynı yerde durursun. Ama yöntem olduğu zaman o manayı artık aldın, hapsettin, has ettince. Ondan sonra e, tamam gerek yoktu değil mi? Yok bulamadım. Çekmeceyi gördün mü? Tamam yok tamam. Şimdi kutuya takacağız bunun tüpü var. Gerek. Şimdi onu basacaklar ve o yöntemle ne için? Tefekkürde bunu kullanınca artık buralarda havan gibi uğraşmıyorsun. Yoruluyor o. Diyor ki daha yukarıya. Yukarı demek şu mekana açılıyor. mekana açılıyor. mekana açılıyor. Sen hayal ettin evi. Bak şimdi kafanı hayal eden. Gözün kapat. Abi. Eve gider misin? Gittim. Şu anda oradasın ve mekan açıldı. Hayal değil bu. Hayal hayal değil, adı hayal. Mekan açıldı, oradasın. Vefat etsen orada vefat ettin oluyor. Öyle mi? Evet. Nereye hayal ediyorsun? Cebrail Aleyhisselam gelmiyor mu? Azrail Aleyhisselam gelmiyor mu? Azrail geldi. Ona, ona, ona dahil oluyorsun. Onunla ölüyorsun işte. Öyle bir makam alaya geliyorsun ki makam alaya. Azrail'ini sen tercih ediyorsun. Nasıl tercih ediyorsun ya? Sen ne diyorsun? Mektubatta var. Bunlar sanki ben uydurduğumu zannediyor. Adam evliya. Evliyanın ruhunu edecek. Azel bana gelse öptü ayağını öperim ya. Evliya olduğumu garantiledim. Onu görüyor. Dur diyor. Ben ömrüm talebe yetiştirmeyle geçti ya Rabb'i diyor. Buna demiyor. Allah'ım bunu al. Evliyaların ruhunu kabzedeni değil. Ben talebeleri okuttum. O sebi, subyan çocukların ruhunu kabzeden Azel var. Onu bana ver. Bunu istemiyor. Tamam. İstemiyorsun ha? Ya yani sen tercih ediyorsun. Ya bu Azrail olmasın, bu olsun. Alıyor onu. Onun, onun ruhunu o kabz ediyor. Ben mi uydurdum bunu? Yok mu mektubatta? Salih şeyden evliya yazım eden Salih'dan birisi zat diyor. Böyle diyor. O mektubatta söylüyor ya üç çeşitte şey tecelli. Seyda ha. <laughs> bu kanuniyet ona mı has? Niye mektubata konmuş? Ben ne yapayım başka onun Azrail'ini? Bir hepimiz aynıyız. Sen tercih edeceksin. Zahirde bak kalktım kalem çizdim falan. Ömrü harcadım. Ömür harcamadım. Bu olayları içeriye koydum. Zahirde Azrail geliyor. Hakikatta gelmiyor. Azrail'le gidiyoruz. Azrail zaten burada. Yok mu burada bende? Hayatın her safhasında Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil yok mu? Ruhu burada tutan kimdir? Azrail. Dima burada tutan kim? Cebrail. Hayatı tutan? hadiseleri insanlığı ortaya tutan da Mikail. İnsan oluşu Mikail. Hayatı İsrafil. Ya yani burada zaten kardeşim. Azel gelmiyor ki gidiyor. Yani bunu üniversitelerde bunlar daha ileriye götürülecek gelecek zamanda bunlar. Yoksa böyle hem ilkokul çocuğuna sözleri ver, hem üniversite hocasına sözleri ver. Hadi oku oğlum, anlar anlarsın. Bu sistemi üniversitedeki uygulayacaklar. Daha ileri yeni yöntemler bulacaklar. Külliyatı bizim anladığımız gibi değil, ustadın anladığı gibi. Yani bu yöntem, ha serbest bölgede ne var buradaymış? Tılsım ve sır varmış. Yapmıyorum şimdi. Sırın baka. Burada da iki tane. Tılsım ve sır sahibi. Sahibi olunca ne oluyor? Zaten sırdı. Yani at şey aslan at oluyor. Artı eksi sıfır oluyor. Sırda ise artı artıdır, eksi eksidir. İkisi aynı, aynı yerde birbirini ortadan kaldırmaz. Zıtların cemidir. Hem iman var hem küfür var. E, ne karım olacak? Aslan abi, zan nasıl ya? At mı diyor, binek mi diyor. ata, aslana şey diyor. Ata inkılap diyor. Bilmiyorum. Attı. Musakhar bir ata inkılap etti. Duvar kapı oldu diyor. Canavar ne oldu aşağıdaki? Şeye döndü. Neye döndü? Kapıya. Kabir, Kabir kapısına. Güzel bir bahçenin kapısı mı? Bakın da gayb değil. Neyse. Abi, yer açma. var var mı? Yer var. Va var. Ademidir. Yani yer açma şöyle. Günahlarla yer açılmıyor, yer yok ediliyor. Adem'e gidiyor. Yeri yok yani. Günahın vücudu yok ki. Yeri açamamak zaten evet. Adem. Adem oluyor. Öldürüyorsun. Yani mesela oluyor. çekirdeği mesela ben yaptım köydeyken e, gitmiştim ya. Biraz fazla hava soğuk gitti. Ektim mısırı hiç çıkmadı. Çünkü çürüttü. Soğuk çok oldu. Ne oldu? İşte ağaç gitti. Adem. Mekan mı açıldı? Varı yok ettim. İstidat öldü kabiliyet olmadan. İstidat öldü kabiliyet olmadan. Bunun adı Adem. Var olacaktı olmadı. Der yapılan dağınık dersleri en çok kaliteli bir şey oldu. Hepimizin inşallah hayli bir defteri kapanmayacak. Üç kişinin de defteri kapanmıyor. Bu enfusi Lugatın Mukaddemesinde enfuse Dima katılan bütün kardeşlerimizin dua, hayır dua alsın diye ki doğrusu da o. hep beraberken ortaya çıktığı için enfusi Lugatta katılımcıların İsimleri tadat edilerek basılacaktır. Ahmet Mehmet'in eseri değildir. Risale'nde şahs maneviyle beraber çalışmışız, beraber yürümüşüz bu yolda. Hepsinin ismiyle çıkacağı. Niçin koymuş? Du'a alsın. yedi sayfa Adem oldu mesela. Bak evet. Yani muhatapsız ders, dersiz muhatap olur mu? Müzakereye katılanların uzun müddet, bir iki katılmış, on katılmış değil. Uzun müddet katılanların isimleri zikredilecek orada, dua alacak. Merak etme Ali, seni katılacak isim, isim var ya. Evet. Allah razı olsun ya. Ya muhatapsız olmuyor be kardeş. Bak. Ee, şuraya bak ya. He? ruha bırakıyorsun ismini. Artık ruh da alır o. Burası mıydı? Burada mıydık? Aklın sırrı dimağın bütünlüğünden, vicdanın sırrı vicdanın bütünlüğünden, kalpte ise iman balı olur. Ee, küfürdeki zulmeti bu yolda tamam gördük. Küfür bizde zulmet yaparmış. Küfür bizde zulmet yaparmış. Zülmet ne demek? Zülmet karanlık ve sıkıntı demektir. Evet, karanlık ve sıkıntı yapar. Oh. Sıkılıyorum. Heh. bunda. Zülmet, zülmeti kalbi. Zülmet aktif. Yani zülmet, nurun olmadığını mı tersten söylersek? Evet. Yani iman nuru olmazsa zülmet oluyor. Evet. İman bil ahiret tasdiki haşirdir. Saadeti ebedi bu da sadef. Ne demek sadef? İman bil ahiretin ceveri iman bil ahiretin ceveri var cever. İman vicdan vicdan da ahiretten bir sırrı insani. Yani Allah ahireti aldı haşir meydanını ne yapma merak ediyorsun değil mi orayı yani? Ne, ne sorulacak, ne yapılacak? Aldı mümini, kocaman ağacı özün aldı, çekirdeği getirir gibi Haşime'den getirdi, bize monte etti. Onun adı vicdan. İmanı bir ahiretin cevheri iman. Cevher. Allah Allah. Ee, devam ediyor konu. Evvelki elim yolumuz, mağdup ve dalin yolu namazda şey oldu tabii. Keseceğim. Bu 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 sayfa ee, Şapınca şey yapınca inşallah keseceğiz bu sayfa yani bu konu bitince konuyu kesiyoruz bilesiniz öyle anlayın bir, bir tane yeri okuyoruz 741 işte evvelki elim yolumuz mağdup ve dalin yolu o yol verir vicdana ta en derin yerine hem bir hissi elimi of iğneye sokuyor hem bir şedid elemi elemi demek yani elem vermiyor. Elemi olunca orada uyanan elem harici değil, dahili elem. Tak takke koydu ya iyi Eğer harici olsa elemi olurdu, üzerine inin üzerine nokta olur. Takke koyarsa içinde uyanmış elem. Şuur onu gösterir. Şuura zıt olmuşuz. Ne demek şimdi gidiyoruz? Hakan vardı bir tanesi Eğitmen, şoför. Evet. Gitti mi? Ee, bak o sormuştu. Mağdup ve dalin yolu. Vicdana hissi, elimi, acı veren. Hem bir şedid, elemi, acı, dert, kaygı veren. Şuur onu gösterir. Şuur senin e, 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 arabadaki ekran. Hararet yükseldi. Git elini sür. Elin yanmaz. Ama motor 90-100 derece oldu. Orayı burayı gösteriyor diye. Burası orası değil. Orayı gösteriyor gösterge. Şuur onu gösteriyor. Yani yangın var, motor yanıyor, hararet, kıyamet kopuyor. Ekranda 90-100 gösteriyor. Hararet 100. Elini sür, yanmaz elin. O aldatmasın seni gösterge böyle. elimi sürdüm yanmadı diye. Motor o gizli yerde haber veriyor. Hasan abi nasıl hissediyorsunuz ben kıvranıyorum burada diye? Hissediyorsunuz. Hissediyor ya. Hissediyor niye hissediyorsunuz? Mehmet abi hep derdi ki kafirde yani sizin aranızda şöyle bir diyalog var mıydı abi kafirde vicdan var mıdır veya yok mudur diye sanki Mehmet abi olmaması lazım diyordu gibi sanki. Yani buradan sanki biraz o çıkmıyor mu abi ya kafirde kafire vicdanı yakıştıramıyor. Ben yani yakıştıramıyorum. Bak vicdan. Şuur ama o acıyı hissettiriyor. Ha, lazım ki çeksin. Vicdan Acı. acıyı çektiriyor. Ama şuur hissettirmez mi? Abi? Evet. Hissettiriyor evet. Şuur Adem'i işte o şekilde hissettiriyor. Acıyı öyle hissettiriyor ki. Niye şuur denmiş? Şuur bir şeyi dört yönüyle bilmek. Şuur neydi? evel, ee, ahir, zahir ve batın veya yedi yönlüm bütünlüğü. Yani güneşten gelen ziyanı yedi bütünü. Vicdanda öyle adam şuuru elemi hissediyor ki cehennemin bütün haletlerini hissediyor. Onun için lazım ona hem vicdanı muzici bir tevahuş geliyor. Akılsuz, efhamsız. Yani vicdanı yalnızlaştıran bak. Vicdanı yalnızlaştıran, tenha ve ıssız yapan ve aklı pişman eden, aklı yandıran ve de aklı ve vicdanı birbirinden ayırıp yalnızlaştıran evham. Evham böyle yaparmış. Evham ne yaparmış? Vicdanı yalnızlaştıran, vicdanı tena ve ıssız yapan, aklı pişman eden, hani vicdan, evhamı birinci derste anlattım ya, e, değil, akıldaki, e, vicdandaki evham, kalpteki evham, ruhtaki evham. Ha, vicdan yaparmış? Ve şey evham ne yaparmış? Vicdanı yalnızlaştırır. Tenha, ıssız yapar. Aklı pişman eder, aklı yandırır. Aklı ve kalbi birbirinden, şey, aklı ve vicdanı birbirinden ayırıp ikisini de yalnızlaştıran evam, vicdansız akıl, bak bir daha vicdansız akıl, evamla yanan, pişman olan akıl demektir. Akılsız vicdan ise yalnız tena yaparak tevavuş ettirir. Bu ikisi de evham vehim yapar. Bak yukarıda değil de hem vicdanın muzici bir tev tevahuş gelir akılsız evhamsız. Ne demek? akıl var vicdan var. Abiler son bitmek üzere toparlanın. Vicdansız bu yok akıl. Bu yok. Vicdansız akıl, vicdansız akıl ne demek? Evhamla yanan burası cehennem kutusu. Ya evhamla yanan, pişman olan akıl. Şimdi bu yok. Kafayı kesin. Vicdan var, akıl yok. Akılsız vicdan. Kafa yok, vicdan var yalnız tena yaparak tevavş ettir ve evam ettirir bunu. Vicdanla akıl bak vicdanla aklı ayıran nedir? Hasan abi çok özür diliyorum. Çok Heh. özür diliyorum. Şimdi taakkul e, ve akıl dedik ya. Akılın vicdandaki karşılığı mı diyeceksin? Nedir? Yani dimağın bütünselliği zihin. Karşılığı da sanki vehim oluyor gibi oluyor abi ya biraz yani Arada yani hemen o kadar olmaz çünkü vicdan hepsini yakıyor yukarıya e vicdan mı yakıyor vicdan da yakıyor o da yakıyor yani onu anlattı bak vicdansız akıl bak vic bu yok kafa var kes burayı akıl var vicdan yok vicdansız akıl vicdansız akıl vicdansız akıl ne yaparmış evam Evhamla vehim cehenneme döner, kar topuna döner, yakarda durur. Ondan sonra peki kafayı kes at, akılsız vicdan, akılsız vicdan ne yapar? Yalnız kalır, tena, herkesin içindedir, kimse beni sevmiyor der bak şimdi. Kimse bana değer vermiyor. Kimse hep hariçte yaşadı. Hak, hariçten sonuçlar bekledi. Beni kimse sevmiyor. Beni kimse onaylamıyor. Bana kimse değer vermiyor. Bana kimse sormuyor. Beni adam yerine koymuyor. Akılsız vicdandan, akılsız vicdandan yalnız tena yaparak insana tevahuş ettirir. Vahşette kalır. Yalnız. Peki vicdanla aklı ayıran nedir? Nokta istinat akli, nokta istimdat da vicda, vicdanı çalış, çalışırken aklı Allah'a imanla, vicdanı ahirete iman ile çalışırken nokta istinadı akıl iskalamasından akıl Allah'ı iskalarsa, nokta istinadı iskalarsa bu hal oluyor. Hafif. Yani vahye muhatap olmayan bir akıl akılla vicdan ayırmasına sebep oluyor. Bütünleştiren vahidir. Haf ile dehşet noktayı istinadı kaybetmekten oluyor. Haf ve dehşet ahireti iskalamakla olur. Biz ecramı ülveye baktıkça onlara nazara nazar, onlara nazar verir birer haf ile dehşeti. İşte ey birader bu dalaletin yolu mahiyeti şöyledir küfürdeki zulmeti bu yolda tamam gördük. Şimdi de gel kardeşim o Adem'e döneriz. Aleme mi, mi olacak acaba? O Adem'e döneriz. Bakar mısınız? Aleme mi, Adem'e mi? Ee, şimdi ne dedi? Adem'e Adem'e vay be. Şimdi de gel kardeşim o Adem'e döneriz. O mi gitti Adem? Ha. He, tamam. Adem'den ha. Şimdi tekrar başa döndük diyor. Döndük Adem'e tamam. Dalalet küfrü, küfür de dalaleti. Bunlar da zulmeti bu da. Dalalet küfrü, küfür de dalaleti. Bunların ile de zulümatı doğurur. Şimdi bu sayfa yani bu metin bitince keseceğiz dedik ya abiler. Bunu çevireceğiz. Hasan bu işleri öğrenmiş. Furkan. Tamam. Nokta... niye böyle yapıyor? Biter artık diyor. <laughs> Zulmetme. Kaç sayfa var ya? <laughs> tamam. Oo çok var. Ama spora diyor. Tamam. <laughs> tamam çok uzun. Evet. Ben tamam kesiyoruz o zaman. Evet. <laughs> Zulmetme dedi. Peki <laughs> ama kopmak da istemedi. <laughs> Peki arkadaşlar siz dersi dinliyorsunuz. Bu ders icra ediliyor. Biliyor musunuz ne Ahmet Mehmet'in işidir? Vallahi ne senin işidir ne benim. Size bir hakikat ifade edeyim. Ama kaderi kadere bağlama. Dinleyen de, dinleten de, olan da, olduran da hiçbirisi biz değiliz. biz hayrihi ve şerrihi kabul eder, red ederiz. Kabul ederiz, red ederiz. E, bunları ne sensin ne benim. ondan sonra peki nasıl oluyor? Öyle oluyor. Ya burada biz mesul değil miyiz? O zaman cumartesi dersine geleceksin. Bu derse katılmayacaksın. Bu burada. Dinleten de, dinleyen de, sen de, ben de hepimiz aynıyız. Hiçbirimiz değiliz. Rahmet ilahi. İsteten o, halk eden o. Biz kabul edip ederiz. Dua nedir? meylanı hayra kuvvet verir, meylanı şeri keser. Biz aslında bu bizim üzerimizde gösteriliyor, biz değiliz. Dinleyen de değiliz, konuşan da biz değiliz. Biz ancak gömlek gibiyiz. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim ruhum, o ben olan ben. İşte bunu anlamak için buradayız. Biz değiliz. O dinleten de dinleyen de hepsini ortaya koyan, sevditen de seven de O'dur. Eve Allah, Allah'ın nuru semavat ve arttır. Evel, ahir, zahir ve batın hep O'dur. Ben, o kadar. Ona göre de ö, ö, peki ne karın oldu bu konuşma? Dirilendi, ölendi zaten o. Öyle bir şey yok zaten. Öyle bir şey yok. Kabir mabir de surettedir. Suretten geç, mezara girme. Öyle bir şey yok. Allah bu hakikatle aklanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak bununla, bunun suretini nasip ettiği gibi bu konuşmaları, kanuniyetini de bize nasip ettiği gibi, hakikatini ve mahiyetini de Allah bize ve bizi sevenlere de nasip eylesin. Bizi bizde kendi başımıza, nefsimizde bir an baş başa bırakmasın. Marifetullah ikliminde devam ettirsin. Esrar, sırlar aleminin sahibini, sahibinin şefaatine mazhar eylesin. Bizsi onsuz, onu da bizsiz bırakmasın. Ahirette ustadlarımız da, sevdiklerimiz de bizi beraber eylesin. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve kabirde olan eba, ecdadımız, usul ve fırullarından her kim ahirete göç etmişlerse onları da hissedar eylesin. Mekanlarını cennet bahçesine bahçe eylesin. Arkamızdan da bize dua eden nesiller nasip eylesin. Cenab-ı Hak ism azamın, bu dualarımızı ve bu hakikati ismi azamın hürmetine Kur'an-ı Azimüşşan'ın hatırına Resul-i Ekrem ve Vesselam'ın şerefine duamızı kabul eylesin. Ve iştirak amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Hakkı hak. Batılı batıl bilip fikreden, hisseden, mahseden, zevkeden kullanından eylesin. Kısacası Ya Rabbi sen Allah'sın. Allah'lığın hatırına affet bizi. Allah'lığın hatırına verdiğin gibi vereceğini vaat ettin. Allah'ım ver. Vereceğini vererek gösterdin. Biz de bekliyoruz. Sen hiçbir zaman sana güvenleri darda, yoklukta, yolda bırak.